you <small noise> mutlu haftalar değerli izleyenler. Hoş geldiniz. Bin Spor stüdyolarına 7 Mart pazartesi günündeyiz. Yeni haftanın ilk manşetini her zaman olduğu gibi Uğur Meleke ile birlikte sizleri sevgiyle, saygıyla selamlayarak başlıyoruz. Uğur Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim siz. İyiyiz bizler de. Hakikaten güzel maçların, futbol anlamında keyifli maçların oynandığı bir haftayı geride bıraktık. Hepsine bakacağız. isterseniz hızlıca şu ana kadar oynanan maçlarda alınan sonuçları ekranlarınıza getirerek başlayalım. Haftanın açılış maçında Cuma günü Özgür Kablo Yeni adına Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Çaykur Rizespor kendi evinde GZT Giresunspor'a 2-1 mağlup oldu. Göztepe Kasımpaşa maçı haftanın en şu ana kadar en bol gollü karşılaşması ve mücadele düzeyi en yüksek karşılaşmalarından birisi oldu hakikaten. İki takımı da tebrik etmek lazım güzel futbol adına. Kasımpaşa deplasmandan 3-2 galip dönüyor. İttifak Holding Konyaspor Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Birazdan elbette dün akşamki derbiyi konuştuktan sonra İttifak Holding Konyaspor Galatasaray maçına da değin ve nasıl bir karşılaşma olduğunu konuşacağız. Babakars Fatih Karagümrük Altay maçı bir 0-0 tamamlandı ki burada da kırmızı kart vardı. Ee, onun da sonucunu değerlendireceğiz. Fraport'ta Vantalya Spor, Demir Grup Sivas Spor'u dün akşam derbi oynanırken oynanan karşılaşma. Demir Grup Sivas Spor'u 1-0 mağlup etti ve Fenerbahçe Trabzonspor 1-1 tamamlandı. Bu akşam 3 maç ile 28. haftayı tamamlayacağız. Beşiktaş, Medipol, Başakşehir, Yukatel Kayserispor, Spor, Aytemiz, Alanyaspor ve Gaziantep, Atakaş, Hatay Spor. Yine 3 güzel karşılaşma, 3 güzel futbol oynanmaya namzet maç ile saat 20'de başlayacak üçü de haftayı tamamlayacağız. İlk olarak elbette dün akşama dönüyoruz değerli izleyenler. Hürriyet gazetesi geliyor ekranlarınıza. Hürriyet gazetesinden Fenerbahçe Trabzonspor derbisinden sizlere okuyacağımız ilk başlık Kadıköy direnişi. Fenerbahçe 18. dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı geriye düştüğü maçta Trabzon'a kaybetmedi. Tıklım tıklım dolu tribünler önündeki dev buluşmanın 17. dakikasında İrfancan Can Kahveci direkt kırmızı kartla atıldı. 22'de Vakayeme, Bordo Mavi'lileri öne geçirdi. 71'de Kasımpaşa maçının ardından yine sahneye çıkan Miha daha bitmedi dedi ve skoru belirledi. Süper Lig'de Fırtına 67, Kanarya 47 puana çıktı. Türkiye ikiye bölündü. Kırmızı mı değil mi? İrfan Can'ın müdahalesi için farklı görüşler ortaya atıldı. İsmail Kartal kırmızı vermek bu kadar kolay mı dedi. Siyopis ise ayağıma bastı anda hakemlerin kırmızı çıkaracağını biliyordum ifadelerini kullandı. Rakamların kralı Fenerbahçeli Ozay Samuel demiş gazete. Fenerbahçe'de uzay Samuel maçın büyük bölümünde 10 kişi oynayan takımı Süper Lig lideri Trabzonspor karşısında sırtlamayı başardı ve birçok önemli istatistikte sahanın en iyisi olarak dikkat çekti. Girdiği 8 ikili mücadelenin tamamını kazanan İngiliz futbolcu %95.6 pas isabetiyle oynadı. 3 çalım attı, 3 top kaptı, 2 Pas arası yaptı ve 70 kez topla buluştu. Birazdan Uğur Bey daha ayrıntılı anlatacaktır bize ama hakikaten. Belki e, golü atan ya da asisti yapan oyuncu değildi. Ozay Samoyal ama sahanın hakikaten. İngiliz de değildi üstelik. <laughs> evet. Nijeryalı kendisi ama olsun. E, sahanın en iyilerinden birisiydi. bir Haberde İngiliz diye belirtilmiş. A, aynen diyorsun. aynen. E, benim ne diyeceğimi unuttum. Sahanın en iyilerinden birisiydi. Kesin. E, Akşam gazetesi. Fırtınayı Fener dindirdi. Fenerbahçe 82 dakika bir kişi eksik oynadı ve geriye düştüğü maçta lider Trabzonspor'a boyun eğmedi. İrfancan Kahveci 17'de atıldı. Vakame 22'de skoru 1-0 yaptı. Ancak ikinci yarıda Zais sahneye çıktı. Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Gergin geçen maçta puanlar paylaşıldı. Tribünlerden sahaya yabancı maddeler atıldı. Vakayeme'nin 84'teki şutu direkten döndü. Mesut Özil 19 Ocak'tan sonra ilk kez sahaya çıktı. Bu sezon Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Karagümrük, Kasımpaşa ve Başakşehir'e karşı oynadığı 9 maçı da kaybetmeyen Trabzonspor bu karşılaşmalarda tam 21 puanı hanesine yazdırdı. Fırtına ezeli rakiplerine karşı oynadığı 5 maçta 5 maçın 3'ünü kazandı. İstanbul'da yine yenilmedi. Galibiyeti kaçıran biziz. Fanatik gazetesinin başlığı geldi ekranlarınıza kazanmak için geldik ve ofansif kadroyla çıktık diyen Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı rakibi kesinlikle hafife almadık baskı yediğimizi de düşünmüyorum galibiyeti kaçıran taraf biziz belki 11'e 10'dan sonra daha hareketli olabilirdik ifadelerini kullandı Oyunda Marek olsaydı akış farklı olurdu. Bugün gözlerim onu aradı. Baskı yediğimizi düşünmüyorum. Fenerbahçe ile deplasmanda oynuyorsunuz. Zaman zaman elbette baskı kurmaya çalışacaklar. Sonuçta bir haftayı daha bitirdik. 10 maç kaldı. İkinci sırayla 15, üçüncü sırayla 20 puan fark var. Şehir de bunu bekliyor. 5 maç ve averaj olarak üstünüz. Harika bir sezon geçiriyoruz. Göztepe maçında da 40 bin taraflarımızı stada bekliyoruz. Sözlerini aktarmış gazete. Şuradan bakayım. Eee... Çok güzel bir atmosfer vardı rakibe, hakeme ve yaptığınız işe saygı göstermek önemli. Kazanmak için geldik ve ofansif bir kadro ile sahaya çıktık. Golü bulduk, kaçırdıklarımız vardı. 11'e 10'dan sonra belki daha hareketli olabilirdik. Şampiyonluğa yakın takımız ve şampiyon gibi oynamak istedik. Duran toptan golü yedik. Ben o sırada iki değişiklikle ikinci golü arıyordum. Rakibi hafife alma gibi bir durum söz konusu değil. Basın şiddeti ve son vuruşlarla ilgili sıkıntı yaşadık. Fırsatı yakalamışken daha çabuk bitirebilirdik sözlerini gazete okuyucusuna aktarmış. Ve Milliyet Gazetesi karakter koyduk. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal 10 kişi kalmalarına rağmen kazanmak için oynadıklarını belirtti. Oyuncularım Fenerbahçe ruhunu ve karakterini sahaya koydu. Takımıma teşekkür ederim dedi. 17. dakikaya kadar üstünlüğümüz vardı. Gol geldi geliyor şeklindeydik ve 11'e 11 olsaydık kazanırdık. Buna inanıyorum. Oyuncuların Fenerbahçe ruhunu ve karakterini sahaya koydu. 10 kişiyle 1-0 geriye düşmemize rağmen 1-1 yakaladık. Başa baş mücadele ortaya koyduk. 120 kilometre koştuk. Çok iyi oynamasak da ortaya mücadele koyduk. 11'e 11 iken e 11 tüm planımız harfi harfine işliyordu. Oyuncularımdan aynı planlara devam ettirmelerini istedim. 10 kişi kalsak da Kazanmak için mücadele ettik pozisyonlarımız vardı. Sözlerini aktarmış. E, e, hakemin Zorbay Küçük'le alakalı olarak da, maçın hakemiyle alakalı olarak da ortadaki bir topa rakip kayarak geldi. Oyuncum topa sahip oldu. İlk maçtaki gibi bir kırmızı kart. İrfan Can kırmızı kartı kabul etmiyor. Başka maçlarda da bu kadar kolay kırmızı kart çıkarılabiliyor mu? Ahmetcan'ın da el pozisyonu var. Son adam es geçildi. Hep bize olması bu hataların düşündürücü yorumunu yapıldı. E, hepsini değerlendireceğiz. Hem kırmızı kat pozisyonu hem İsmail Hoca'nın söylediği o Ahmet Ahmetcan'ın elle dokunduğu e, pozisyonu. Son adam değildi sanki ama yeri gelince onu da e, konuşuruz. Şimdi Uğur Bey, e, Abdullah Hoca baskı yediğimizi düşünmüyorum diyor ama benim izlediğim kadarıyla bir futbol izleyicisi, bir profesyonel değilim. Futbol izleyicisi olarak baskı yedi oyunda bölüm bölüm. E, Trabzonspor bir kişi fazla olmasına rağmen genelde maç önünde ve maç sonrasında maç önündeki yorumları da okudunuz, dinlediniz, baktınız, ettiniz. Maç sonundakilere de baktık, ettik. Genelde hep Trabzonspor'un Vitor ve e, Vitor Hugo ve e, Edgar Yeni yokluğunda savunma göbeğindeki zafiyet öne çıkarıldı. Doğru. Belki bunun da etkisi oldu özellikle orta sahaya bilmiyorum daha ee, öne çıkabilir miydi biraz geride mi kaldı baskı yemesinin sebebi bu muydu anlatacaksınız birazdan ama sanki daha çok Trabzonspor'un sol kanadındaki araz üzerine kurmuş Fenerbahçe ve İsmail Kartal oyununu ve bunu da işletti. Ma maç boyunca işletti bir kişi eksik olmasına rağmen. Ne dersiniz? Çünkü gelinde bir referans vardı Kayserispor maçı. Kayserispor Trabzonspor'a karşı özellikle ilk 45'te Trabzonspor'un sol savunmasındaki zafiyeti çok iyi okumuş ve değerlendirmişti. Onur Bulut iki asist yapmıştı iki kenar ortasıyla. Doğru, ile. çok kolay kaçmıştı ve değil mi? Ve 2-0'a taşımıştı. Doğal olarak bir önceki maçın analizini yapıyorsunuz. Rakibiniz de oynamadan önce. O yüzden de sağ açık İrfan, sağ iç Mert Hakan tercihini o yüzden yaptığını düşünüyorum. Çünkü İrfan'la Mert sağ içi sağ dışı galiba iyi anlaşıyorlar. Yani sadece iyi arkadaşlık bilmiyorum iyi mı değiller mi öyle zannediyorum verdikleri fotoğraflardan. Ama onun yanında sağ içine de ayakları da aynı dili konuşan iki adam. Biri sağ iç, biri sağ açık oynayınca 4-1-4-1'de birbirlerine yaklaşıyorlar. 8-10 metre mesafeyle oynuyorlar. Çok yüksek pas trafiği yakalıyorlar. Ve onların pas trafiğinden gerçekten de 17 dakika Fenerbahçe asimetrik hücum. Sağ kanada yatık bir e, ofansif formülle Trabzonspor'u zor duruma düşürmeye çalıştı. Ama tabii 17 kırmızı karttan sonra bu maçı o kırmızı karttan bağımsız değerlendirmek evet. mümkün değil. Yani tabii ki 72 dakika 10 11 oynayan bir takımın müsabakaya bakış açısıyla 11-10 oynayan takımın bakış açısı farklı olacak. Zaten Abdullah Avcı'nın kabullenmediği ve kamuoyunda genelde eleştirdiği konu bu. Diyor ki Abdullah Avcı, ben baskı yediğimizi düşünmüyorum. Ancak kırmızı karttan sonra daha belki hareketli. de daha hareketli olabilirdik. Kırmızı zaten insanları anlatmaya çalıştı bu kırmızı kart 70'te olmadı ki <laughs> kırmızı kart 17'de oldu. Doğru. Kırmızı karttan sonra dediğin neredeyse maçın bütünü kalan 73 dakika uzatmalarla beraber belki 85 dakika. Zaten kamuoyunun Trabzonspor'u daha çok eleştirdiği konuda bu. Kırmızı karttan sonra Trabzonspor'un daha hareketli olabileceği, 11-10 maçı domine edebileceğiydi. Ama Trabzonspor fırsat oyunu oynadı genel olarak. Beşiktaş maçına daha fazla benziyordu. Trabzon'un stratejisi İstanbul'da Beşiktaş nasıl yenmişlerdi? Beşiktaş daha ziyade oyun domine etmişti. Topa sahip olmuş. Daha fazla pozisyon yaratmıştı. Ama Trabzon İki çok iyi kontratakla maçı 2-1 kazanmayı başarmıştı. İlk yarı ve ikinci yarının sonlarında. Sonlarında. Bu, bu, bu hikaye de sanki biraz ona benzedi. Fenerbahçe 11-11 iken daha çok topa sahip oluyordu. 10-11 iken de vites küçültmedi. Özellikle ilk yarıda ilk yarının sonunda %51 topa sahip Fenerbahçe. Rakip ceza sahasında 17-14 üstün rakip cezası topta buluşmada. Gol beklentisi 1-67'ye 0-40 yani büyük fark var. Fenerbahçe özellikle ilk 45'te 30 dakikasını 10 11 oynamasına rağmen maçı domine etmiş. Üstünlük kurmuş rakibine. Zaten Abdullah Avcı'ya yöneltilen soru da bu yönde yani. Fenerbahçe'nin 10 11 karşı baskı kurdu diye kastedilen o. Ben baskı kurduklarını düşünmüyorum dedi ama müsabakada görülen sanki daha farklıydı. Yani Fenerbahçe özellikle ilk 45'te 10 11 olmasına rağmen oyunu daha fazla domine eden taraftı. Trabzonspor bir fırsat oyunu oynadı. Yalnız oynadığı fırsat oyunuyla sahaya çıkardığı 11 bazı noktalarda çelişti. Çünkü fırsat oyunu oynayacaksanız orta sahanın tek siyopisli olması uymuyor bu mantalite. O zaman siyopis Berat'la oynamalıydı. Dorukan olmadığı için söylüyorum. Dorukan olsa zaten Dorukan siyopisli oynardı. Fırsat oyunu oynayacaksan çabuk topu geri kazanman lazım. Kazandığın toplara çabuk çıkman lazım. Daha çok serseri top kazanman lazım. Daha çok kili mücadele kazanman lazım. Çünkü topu rakipte paylaşıyorsun. Hatta daha ziyade rakibe bırakıyorsun ve pragmatik bir futbol tercih ediyorsun. O zaman çok top kazanman lazım. Çok top kazanman için merkezde Siyopis'in yanında bir tane daha ustalığı top kazanmak olan oyuncu olması lazım. Ama Abdülkadir Bakasetas var ortada. Abdülkadir Bakasetas da oynuyorsan oyun domine etmen lazım. Orta sahibi böyle kuruyorsan. Çünkü 5 ofansif oluyor. Abdülkadir Bakasetas, Vakayeme, Vihçe, Cornelius. 5 of, ofansifle oynuyorsan bu oyuncu listesi dominasyon vaat ediyor. Ama oyunu domine etmeyi denemiyorsun. Fırsat oyunu deniyorsun. Ama fırsat oyunu deniyorsan da o zaman tek ön liberosu yapısı oynaman lazım. Bence sahaya sürdüğü 11 ile uyguladığı strateji çelişti. Trabzon'la ilgili anlaşılamayan, tam okunamayan detay bu. O yüzden de Fenerbahçe sağdan maç 1-1 bitmiş olmasına rağmen daha fazla istenini alarak ayrılan tarafmış gibi ayrıldı gibi görünüyor. Bence özeti bu. Peki. Trabzonspor'un fırsat oyunu oynamaya çalışıyor dediğiniz nokta çok önemli. Orta sahada kalabalıklaşamadı. Bunu orta sahayı kalabalık tutamadı normalde alışık olduğumuz gibi. Ee, bunun sebebi açıklayamıyoruz diyorsunuz ya. E, hangisi sebep hangisi sonuç? Öyle mi soralım? Orta Yumurta saha tavuk gibi evet. Orta saha göbeğinin endişesini mi taşıdı hoca? Eğer öyleyse niye iki önlüber öyle çıkmadı? Ee, e madem tek önlü böyle çıktı orta sahada kalabalığı niye sağlayamadı? Bakasetas zaman zaman çok geriye gelmek durumunda kaldı. Siyopis hani o bildiğiniz alışık olduğumuz önde baskıda geç kaldı mı mesela? Trabzonspor orta sahası ne dersiniz? Çünkü Fenerbahçe'nin aynen söylediğiniz gibi rahat top yaptığını söyleyebiliriz değil mi? Evet. Aynen öyle. Hangisi şimdi. sebep hangisi sonuç? Ya şuna benziyor bence. Wesley Snyder Galatasaray'ın bir şampiyonlar ligi maçıydı. Arkadaşlar anımsarlarsa hangi maç olduğunu söyleyebilirler. Borussia Dortmund maçı olabilir. Orta ikilide çıkmıştı verzi Snyder. Normal klasik olduğumuz 10 numara ürününde değil de orta ikilide. Neredeyse defansif orta saha gibi oynamıştı bir maçta ve o maçtan sonra korkunç tartışılmıştı o konu. Tek direktör Galatasaray'ın o sezonki şampiyonlar gündeki tek direktörü yanılmıyorsam Tudor mu arkadaşlar? verzi Snyder'ı. Yoktu doğru değil. Roberto Mancini. Hemen geliyor şimdi. Snyder'ı 6 numara oynatan. iki tane altı numaradan biri oynatan. Bu durumda şöyle bir soru işareti çıkmıştı o maçta ortaya. Snyder'la oynuyorsan Snyder'ın topla daha anlamlı bölgede buluşması lazım. Doğru. Ve oyun kurması, gol denemesi, asist denemesi, tehlikeli serbest suç denemesi lazım. Ama eğer oyunu kendi yer alanında kabul edip <laughs> serseri top kazanma, ikili mücadele kazanma üzerine strateji yürütüyorsan Snyder'la oynamam lazım. Yani hem Snyder'ı oynatıp hem de Snyder'la çok top kazanmayı beklemek. Orta sahada serseri top kazanmak, ikili mücadele kazanmayı beklemek çelişiyor. Trabzon'un dünkü oyununu ben biraz ona benzetiyorum. Snyder'ı 6 numara oynatmaya benzetiyorum. Yani orta sahayı hem Siyopis Abdülkadir Bakasetas'la kuruyorsun hem de fırsat oyunu oynamak istiyorsun. Bakasetas sizin de altın çiziniz gibi alışık olduğumuz, gördüğümüz yerlerin daha gerisinde gördük. Bakasetas'tan niye top kazanmasını bekliyorsun? İkinin mücadele kazanması bekliyorsun. Bakasetas'ın kodlanması böyle değil. değil. Yani ya orada Bakasetas kullanmayacaksın, Berat'ı kullanacaksın. Daha doğrusu Abdülkadir yerine Berat olacaktı büyük ihtimalle. Ya da Abdülkadir Bakasetas kullanıyorsan topa %70-75 topa sahip olmaya çalışacaksın. Birçok lig başında yaptığın gibi. Mesela Hatay Spor ilk yarısında yaptığı gibi Trabzon. Enteresan yani yumurta tavuk meselesi gibi yumurta mı tavuktan tavuk mu yumurtadan ikisi birden hem Abdülkadir hem Abdülkadir Bakasetas olduğu için orta sahayı kaybettin hem de e, orta sahada top kazanmak için Abdülkadir Bakasetas'tan tam verim alamadın ikisi birbirinin hem sebebi hem de sonucu oldu yink yank gibi onun içinde o var onun içinde o var yani böyle bir netice çıktı ortaya. Oyuncu bazında baktığımız zaman Ozay Samuel'den bahsettik az önce. Hakikaten e, özellikle takım 10 kişi kaldıktan sonra kendi bölgesinde ileri geri ciğerleri muhtemelen bugün biraz ağrıyordur. Tebrik etmek lazım. Hiç e, yaptığı bütün müdahalelerde sonuna kadar enerjisinin son kırıntısına kadar e, mücadele etti. Ama kim Minje Serdar Aziz ve Atilla Salay'ın da aynı şeyi yaptığını söylemek lazım değil mi? Kesinlikle. Buna rağmen çünkü yani Trabzonspor'un oyundaki bu çelişkiye rağmen Trabzonspor pozisyon buldu. Bir topu da direkten döndü. Tabii. Tabii. Atabilirlerdi. De. Atabilirlerdi. Bir sürü pozisyonu pozisyonda yakaladı. Orta sahadan başlayayım. Buyurun. Hatırlarsanız Sivaspor Beşiktaş maçı burada pozisyon analizi yapmıştık. Sivaspor'un Beşiktaş'a karşı bulduğu pozisyonlarda sağ kanada yığılma var. Sivaspor orada boşluk yakalıyor. Ama sağ kanada yığılmanın bir parçası da Faysal Fajır'dı o gün. Normalde merkez ortası oynayan Faysal Fajır sağ iç. Sağa yakın oynuyor. Sağda bir asimetri yaratıyor. Kalabalık yaratıyor ve Beşiktaş'ın Kenan ve Umutlu sol savunmasını çok zor durumuya düşürmüşler. Hatta gidip taç atışını bile Fajr'ın kullandığı anlar vardı sağ taraftan. Çok benzer bir şekilde İsmail Kartal rakibin Trabzonspor'un sol savunmasında zafiyet gösterini görmüş. Bir defa sağ açık İrfan orada. Yani 17 dakika boyunca en azından. Sağ bek Samuel orada. Sağ iç Mert Hakan orada. 17'den sonra sağ kanat oldu Mert. Artık Crespo da oraya yaklaştı. Oyunu oraya yıktı yani. Oyunu oraya yıktı. Crespo tercihen normalde merkez oynuyor. 6 numara oynuyor. Ama tercihen Crespo'nun topla buluşma noktalarına bakın. Daha çok sağ çizgiye daha yakın. Ne oldu Fenerbahçe? Sağ tarafta Samuel'i, Mert'i, İrfan'ı oyunda kaldı sürece. Crespo'su, Santrfor'u Serdar'da oraya yaklaşıyor. Sağ tarafta bir kalabalık yakaladı. O yüzden de daha çok pozisyonları sağdan yakaladılar. Daha çok Trabzon'un solunu ırpaladılar. Oyunu daha çok sağdan oynadılar. Ha Trabzonspor maç içinde buna bir çözüm üretebildi mi? Çok ürettiğini söyleyemeyiz. Çünkü İrfan atıldıktan sonra bile bir Fenerbahçe sağdan hücum etmeye ve muvaffak olmaya devam etti. Mert'in çok etkili bindirmeleri var. Kayseri Spor maçına örnek verdiğiniz aynı arıza, arıza, yaşadığı için ilk yarıda. ikinci yarıda ne yaptı hoca? Oyuncu 3 tane oyuncu değişikliğiyle oyunu tamamen değiştirdi. Topa hakim oldu vesaire. Oyunu rakip yarı alanda oynamaya başladı. Kayseri muhtemelen Yukatel Kayseri Spor muhtemelen tarihinin en büyük baskılarından birisini yemiştir. Doğru. Ee, i̇kinci yarıda yani bırak şeyden yarı sahadan çıkmaya ceza sahasına e, hapsoldu. Bu maçta hoca niye böyle bir yapmadı, şey yaptı? Yapmadı evet. Bence çok önemli bir detay bu. İki hoca da yapmadı üstelik. Çözümdü yani. Acaba... İki hocanın değişikliklerine bak. Trabzon 87'ye kadar tek değişiklik yaptı. Doğru. Ya 11-10 oynuyorsun değil mi? Canini aldı? Zaten artı bir oyuncun var. Artı bir oyuncu. Bir de oyuncu değişikliği yapsan, sağda dinamizmi biraz artırsan, tutkuyu biraz artırsan şansın olabilir. Üstelik Fenerbahçe'nin sağ kanat hücumlarına da sizin altını çiziniz gibi belki çözüm de öğretebilirsin. Fenerbahçe'ye bakıyorsun. Fenerbahçe'nin daha çok ihtiyacı var Onlar da 87'ye kadar iki değişiklik yaptı. Pelkas Berisha. Doğru. Ben İsmail Kartal'ın özellikle 70'te golü bulduktan sonra, Zayt golü bulduktan sonra kenara iki adam, üç adam dizmesini beklerdim. Özellikle İsmail Kartal çünkü orada bir ne yakaladı? Bir ritim yakaladı yani bir rüzgar yakaladı. 70'te golü attı. Taraftar inanılmaz coşkulu. sahaya içinde futbolcu inanmış. Fenerbahçe'nin gol kutlamasını gördün mü? Fenerbahçe'nin gol kutlamasında futbolcular birbirlerini sarsıyorlardı. Müthiş bir tutku vardı. Böyle bir enerji yakaldığın anda aslında sahaya iki oyuncu soksan. Kenara o anda iki tane gözü parlayan adam koysan belki de 70'ten sonra daha fazlasını yapma şansı olur. Dolayısıyla iki tek direktöründe oyuncu değişikliklerinde bu kadar tutucu olmalarına ben anlam veremedim. Abdullah Avcı 87'ye kadar bir değiştik. Ya 5 değiştik. hakkın var. Rakip 10 kişi ve elinde silah da var Elinde etkili silah var. var. Türkiye'nin en etkili kulüplerinden evet. birine sahipsin. Topu dolaştırarak Fenerbahçe yorma şansın var. Oyunu da değiştirebilirsin. Evet. de alabilirsin. Şu kulübeye bak. Canini girmiş sadece 87'ye kadar. Kulübede Koyta, Yusuf. Yusuf Erdoğan'ı var. Yunus'u var. Kuasisi var, Koytası var, Berat'ı var, Tronsen'i var. Dünya kadar hamlesi var. İlk 11 sayısı az olmayan dünya kadar hani geniş kadro oyuncusu var. Kullanmadı 87'ye kadar kullanmadı. Diyor ki 70'te diyor. Abdullah Avcı'nın bence açıklamasındaki ikinci önemli satır başı o. 70'te gol geldiğinde diyor. Ben oyuncu değiştiğini hazırlıyordum ikinci golü aramak için. Sonra ne oldu? Sonra ne değişti? Oyuncu değiştiğini hazırlanıyordum madem. Gol uyuyunca niye değiştirmedin? 80 saniyede kadar bekledin. Ben olsam oradaki arkadaşların yerinde. Keşke onu sorsalardı. Berişe dediniz. Değişikliklerden Pelkas ve e, Berişe 66. dakikada oyuna girdi. Serdar Dursun sanki yani bakıyorsunuz, dinliyorsunuz, okuyorsunuz, ediyorsunuz. Serdar Dursun pek beğenilmedi galiba ya da beklentiler çok yüksekti de o beklentilerde bir şey ikincilik topçusu dendi o dendi bu dendi bir birçok şey söylendi en çok gol atan futbolculardan bir tanesi e, ligde Serdar Dursun dün oyundan çıktıktan sonra hem Fenerbahçe'nin hem Trabzonspor'un oyunu değişti diye gözlemledim bilmiyorum ne dersiniz Trabzon daha rahat oynamaya başladı Serdar çıktıktan sonra çünkü çok özür dilerim Serdar sadece gol tehdidi olarak da değil önde enerji Katıp top tutabilen ve devamlı savunmaya risk unsuru yaratabilen bir oyuncuydu diye gözlemlerim dünkü başta bilmiyorum katılır mısınız? Berişa'ya göre. Berişa, özellikle. elbette Berişa'ya göre. Ya bu ile ilgili beklentilerim daha fazla itiraf etmek gerekirse. Transfer edildiğinde yanlış transfer olduğunu düşünmüyordum. Bunu itiraf edeyim. Çünkü geçen sezon Avusturya Ligi'nden 20 küsür golle gelmiş. Doğru. Şampiyonlar Ligi'nde 5 gol atmış. Yaşı büyük değil üstelik yani 23-24 yaşında. Salzburg'dan geliyor Salzburg organizasyonundan. Hani diyorsun ki Avusturya Ligi ile Türkiye Ligi arasında çok büyük bir kalite farkı yok. Yakın ligler Türkiye Ligi'ne normalde Avustralya'da yaptığı işleri yapabilmesi lazım diyorsun. Fakat zaman içinde görüldü ki tabi bu, bu ligin bu ülke futbolunun atmosferi bambaşka. Yani. Bu ülke futbolunda hep söylüyorum %21 oksijen yok. Oksijen düzey %5. Normal yeryüzünde azot %78 ortalama. Burada %98 azot var. Yani nefes almak için çok güçlü olmanız lazım. Berişe'de nefes alamıyor ve eşinin sosyal medyada taraftar eleştirilerine yanıt vermesi bunun bir numaralı kanıtı. O evin içinde belli ki bu konuşuluyor. Bunlardan çok etkileniyorlar. Sosyal medyaya çok fazla bakıyorlar ve en sonunda sevgili eşi, saygı değer eşi dayanamayıp onlara yanıt veriyor. Niye? Mergin veremeyeceği için. Profesyonel sporcu eşi veriyor. Bir defa desteğe ihtiyacı var bu çocuğun. Fenerbahçe teknik ekibi ya da varsa eğer e, psikoloğu ya da varsa eğer işte danışmanı acaba bir işle oturuyor konuşuyor mu? değerlendiriyorlar bu konu. Ya kardeşim siz mutsuz musunuz yani bu kadar neden etkileniyorsunuz? Yani işin cevap veriyor diyor mu? O veriler ışığında Berisha e şu anda kayıp. O yüzden de Serdar Berisha e değişti olunca fark ediyor. Çünkü Berisha e yani özgüven santr her pozisyon için özgüven önemlidir ama Doğru. önemlidir ama santrfor için bir numaralı faktördür. Santrfor'un özgüveni olacak. Santrfor en iyi arabaya binecek. Santrfor en iyi restoranda yemek yiyecek. Santrfor başı her zaman dik olacak. Santrfor masada silik olan karakter değil, çok konuşan karakterlerden biri olacak. Santrfor dışarıda içeride yetkin olacak. Santrfor bencil olacak. Santrfor dediğim başka bir pozisyon. Çünkü Santrfor tercih edilmesi lazım. Santrfor vurmaktan korkmaması lazım. Santrfor hata yapmaktan korkmaması lazım. Santrfor'un kadar varsın ya. Gol atabildiğin kadar tabela yazılıyor. Gol atamadığın zaman koşu mesafesi tabela yazılmıyor skorboarda. Kazandığın top yazılmıyor. Çizgiden çıkardığın top yazılmıyor. Santifor'un attığı top. Kaleye çerçeveye gönderebildiği top yazılıyor. Berisha maalesef özgüven eksikliği çok üst seviyede. O yüzden de Serdar çıkınca kötü bir Serdar bile olsa Serdar çıkınca fark Serdar Valencia değilse böyle konuşur muydu? Konuşmazdık. Çünkü Valencia isterse fiziksel olarak en üst seviyede olmasın. Özgüveni yüksek. Valencia her zaman Valencia'dır. Ama Berisha girince işte fark ediyor. O yüzden acaba Serdar kalsa mıydı oyunda diye de düşünüyor insan. Ya şimdi 11-10 e oynuyorsun. Yoruldu vesaire. Yorulduğunu düşünüyor. Çok fazla baskı yaptı diyor. Hani taze kan sokayım diyor. Elinde de başka oyuncu yok. Ama bir taraftan da Berisha'daki bu düşüşü görüyor olması lazım İsmail Kartal'ın. elinde de başka santrifor yok. Yine de o dakikalarda hani başka da de yapsa sağ iş enerjiyi biraz artar mesela Arda Güler bu maç Arda Güler'in maçı değil diye düşünüyor. Ben tahmin edebiliyorum ne hissettiğini. Büyük taraftar baskısı var diyor. Kıran kırana bir maç var diyor. Fiziksel maç var diyor. Arda daha 17 yaşında diyor. Bu maçın oyuncusu değil diyor ama çocuk da sahaya çıktığı zaman sanki etrafındaki hiçbir şey etkilenmiyor. Sanki kulaklıkla oynuyor gibi. 15 dakika acaba oynayamaz mı diye ister istemez bir soru işareti oluşuyor kafada. Yani acayip de bir özgüven var çocukta. Maşallah. Her 17 yaşındaki çocukta bu yok. Ama arada da var. Şimdi Ahmet Can da 2003'ün hangi ayı doğumlu bu arada Ahmet Can? Ahmet Can da şeyden bir buçuk yaş büyük eğer inanılmıyorsam. Ee Arda Güler'de. iki yaş büyük. 19 yaşında. O Ocak, 16 Ocak. 6 ay önce falan oynamaya başladı değil mi Ahmet Can? 18 buçuk yaşında bu seviyede oynamaya başladı. E normalde Ahmet Can oynamadan önce Ahmetcan'ın oynaması gündeme geldi. Ne derdi kamuoyu? Baskı kaldırabilir mi? Stoper pozisyonu. Burası çok tecrübe ister. Doğru. Burası soğukkanlı kalmak. E çocuk oynuyor işte. Ya Berişan attı çalımdan daha fazla Ahmetcan attı. Bir tane de gol çıkardı. Muhteşem de bir gol çıkardı. Evet. Ayrıca o kadar cesaretle top kullanıyor ki. Ya stoper adam çalın deniyor sürekli. Serdar'a çalım atıyor. Berişe girdi. Berişe çalım atıyor. Yani stoperde çalım denemek de risktir yani. Bu riskleri alıyor. Ama ezbere şu an konuşsan dersin ki Ahmet Can bu riski kaldırabilir mi? 19 yaşında ama kaldırıyor işte. Bazısı kaldırıyor, bazısı farklı. Maç sonunda istatistiklere de bakalım. Değerli izleyenler nasıl yansımış? Az önce Uğur Melek'e bahsetti. ilk yarı ve ikinci yarı. İlk yarıda Fenerbahçe %51'e 49 toplu oynama üstünlüğü vardı. İkinci yarıda %42'ye %58 Trabzonspor lehine döndü. Şutlar ilginç. Fenerbahçe ilk yarıyı 8'de 4, ikinci yarıyı da 11'de 5'le tamamladı. İlk yarıyı 8'de 1'le bir isabetli şutla geçen Trabzonspor maçı da 17'de 3 ile tamamladı ki Trabzonspor için pek de alışık olmadığımız bir istatistik olduğunu söyleyebiliriz. İlk yarıda Fenerbahçe'nin gol beklentisi 1.67 idi. Hiç az o zaman kalacak. burada bir yanlışlık var. Toplam nasıl 1.38 oldu? Sonra onu bir gözden geçireyim arkadaş. Maç sonu itibariyle ben, belki de ben bir yanlış yazdım? Hemen bir kontrol edelim. Yok ben de ne? bir kaç yazmış? Ben de 1.67 yazmışım. Ha öyle mi? Evet. Deya devre ve arası verilen ya bu ikisinden birinde problem. Bir kontrol edelim onu. E, Trabzonspor 0 1.72'ye 1-72'ye çıkarmış. Rakip ceza sahasında topla buluşma 23'e 25. Paslarda Trabzonspor'un daha isabetli, daha fazla ve daha isabetli o e, pas yaptığını söyleyebiliriz. Ama bunlar hep tabii bir kişi eksik. Fenerbahçe'nin bir kişi eksik oynaması sonucu oluşan durum. Koşu mesafesinin şey var mı sevgili Tolga? Onu da verelim lütfen. Mi, Crespo 13 kilometre. Mihazays 12.7. Salahi 11.6. Abdülkadir Ömür 11.4. Edin Vişçe 11.3. E, toplamda Fenerbahçe e, 112.9 yani 113 koştu. Trabzonspor'da 117 koştu. Fenerbahçe'nin yine bir kişi eksik 17. dakikadan itibaren bir kişi eksik 113.9 koştuğunu belirtelim. Bir kişi olsaydı herhalde kafa kafaya olacaktı diyebilir miyiz? Hatta daha bile fazla ya. 10 koştuğunu olabilir. düşünecek olsak, koşacağını düşünecek olsak. 73 dakika eksik oynuyorsun. 73 dakika 7 kilometre ya da 8 kilometre desen ona ekle işte. 120-121 olacak. olacak. Edin Vişça sormak istediğim oyunculardan bir tanesiydi. Hani geldiğinden beri Trabzon Ligimize fark yaratan oyuncularından bir tanesi. Sonuca doğrudan etki edebilen oyuncularından bir tanesi. Trabzon'a geldikten sonra da hızlı bir şekilde bunu gösteren oyunculardan biri. Ama dün akşam kayıptı desek haksızlık etmiş olur muyuz? Son dakikadaki pozisyona kadar. Son dakikadaki pozisyona kadar. Gözükmedi çok fazla. İki sebebi olabilir. Bir, Trabzon'un bu pragmatik oyunu, geçiş oyunu. Belki onu çok iyi hissettirmedi. Çok da fazla topla buluşmadı. İki, Salah ile eşleşmesi, Salah'ın hücum bindirmelerinin gayet etkili olması, belki bu konuda uyarı alması. Özür dilerim. 1.28'miş ilk yarıda yanlış yazmışız. 1.67 değil. Tamam. Bir, Yok ekrana yanlış verdiler. 28. İkimiz birden mi yanlış yazdık? E işte. 1.28'den 1 8'e çıkardı. Salah'ın hücum bindirmelerinin etkili olması, çok akılcı çıkması. Bir tane de gole çok yaklaştı zaten. Çizgiden Ahmetcan'ı çıkardı. Topun öncesi işte Salah'ın kafası. Belki bir şey etkilemiştir. Defansif olarak sorumlu bir oyuncu ama ben de evet Trabzonspor'a geldiğinden beri ilk defa bu kadar etkisiz bir Vişça gördüm. Değil mi? Bazen olur oyuncuların böyle günleri. Vişça'nın çok sık olmuyor, alışık değiliz. 10 yıldır hep aynı seviyede oynamaya alıştırmış bizi. Birazcık eksik oynayınca şaşırıyoruz ama onun da böyle bir hakkı var. Orayı iyi kapattığı için olabilir mi? Vallahi Fenerbahçe'nin... Rossi de mesela o kanatta. Yani çıkana kadar Fenerbahçe'de etkisiz görünen tek oyuncudur diyebiliriz. Rossi için mi? Rossi için. Şimdi Rossi enteresan aslında çabuk. Ve böyle bir maçta 11-10 e kalınca aslında Rossi'ye ihtiyacım olur diyorsun. Çünkü niye? Trabzonspor topa sahip olacağını, Fenerbahçe'nin e, fırsat kollayacağını varsayarsan Rossi bir fırsat oyuncusu ama öyle oynanmadı oyun. Rossi Türkiye'de böyle bir oyuncuya dönüştü. Bir defa ikili mücadelelere girmiyor. İkili mücadelelerden kaçıyor, temastan kaçıyor. Öyle olunca da alana ihtiyacı var. Alanda ne zaman bulursun? Fırsat oyununda bulursun. Doğru. Önüne top atıldığında bulursun. Rossi'nin ayağına top attığın zaman arkada bir savunmacı temas etti o zaman ona. Değdiği zaman Rossi o topu saklayamıyor. İkili mücadeleden kaçak oynuyor. Rossi'de maalesef ki uzun da bir kontrat yapıldı onunla. Rossi'de maalesef şu anda Türkiye Ligi'nin sertlik standartlarının altında kalmış bir oyuncu. İki yol var önünde. Bir, devam etmeyecek bu ligde. Kendine uygun bir lige gidecek. İki, yazı çok iyi değerlendirecek. Kuvvet antrenmanları yapacak. İkili mücadelelerden kaçmayacak. Ya Ömer Alaptar'la oyunun bir tane hava topu var. Bu müsabaka değil ama önceki müsabakada. Bu hafta sonu Konya maçında değil de önceki hafta eğer o söylediğiniz kuvvet antrenmanlarını yapacak olursa bu özelliğini kaybeder çabukluğunu mi? Çabukluğunu kaybedebilir mi? Güzel soru. Pato'da yaşadık bunu. Alexander Pato çok çabuk bir oyuncu çıktığında Tercih bütün gol rekorlarını kıracak falan diye bekliyorduk. 17-18 yaşında şampiyonlar yine tesir ediyordu. Derken kuvvet antrenmanları yaptı. Genişledi. Kuvvetli bir oyuncuya dönüştü. Bu sefer çabukluğunu kaybetti. Hantallaştı. Mesela Pato'nun kariyeri o yüzden geriye gitti bana sorarsan. sakatlıklar vesaire diyebilirsin elbette ama o kuvvet antrenmanlarına Pato'yu başka bir oyuncuya dönüştürdü. İşte o ölçüyü iyi tutturmak lazım. Rossi'nin hem biraz kuvvetlenmesi hem de çabukluğunu kaybetmesi lazım. Gerrit Beyl çıktığında çok zayıf bir oyuncuydu. Kuvvetlendi. Şu anda mesela bacak adırları falan inanılmaz ama çabukluğunda çok fazla yitirdiğini söyleyemeyiz. Yani futbol eskisi kadar tutkuyla bağlı olsa bir sorunu yoktu. Bilimle sanatın kesiştiği bir nokta bahsettiğiniz yer. Doğru. Aynen İki özelliği de geliştirmek ama ikisini de kaybetmemek. Resmen bilimle sanatın kesiştiği bir nokta. Kesinlikle. Bunu da işte Real Madrid'de iyi yaptılar. Gerrit Bey'le, Pato'yla o e, mühendisliği bilimle sanatın kesişimini yapamadılar. Rossi'nin de zor bir sınavı var. Rossi'nin yerinde olmak istemezdi. Yani bu lig temaslı bir lig. Yani şansın yok. Temas etme oynama şansın yok. Kim Minje'nin bir pozisyonunu istemiştiniz Uğur Bey? İsterseniz pozisyonlara İki. geçmeden onu da bakalım. Siz zaten savunmayı sormuştunuz. Onunla ilgili konuşamamıştık. Buyurun. Onunla ilgili konuşmuş olalım. Ben Fenerbahçe'nin gerçekten de yani her savunma oyuncusu ayrı ayrı takdiri hak ediyor. Şu inanılmaz pozisyon pozisyonu Abdülkadir. Samuel'in müdahalesi. Samuel yerde kalıyor. Devam. Şurası çok kritik. 2'ye bir kalıyor. Gelişi gördünüz değil mi? Hocam şuradaki sanat ne biliyor musun? Pozisyon ayarlama. Bak Kim Minje Cornelius'a doğru giderken Kim Minje'yi izleyin. Cornelius'a doğru giderken 2'ye 1 şu... kaldığını evet. Bak şimdi. Kim Minje'yi izle. Cornelius'a doğru gidiyor değil mi? 2'ye bir kaldığını fark etti. Bak adımlarını değiştirdi. Müthiş ya. Oyunu okuma bu işte. 2 oyuncuyu ortaladı. 2'ye 1 kalını fark edince yani bunu ancak oyunu çok iyi anlayan, çok zeki, oyun bilgisi yüksek bir oyuncu yapar. Yoksa orada kim mişe o, o top gol olsa hiçbir fatura kesemez. Ama öyle bir ayarladı ki korkunç bir deparla geliyor. Bak şimdi şu bak şurada koşuya bak gidiyor. Hop ikiye bir kalını fark etti. Kardeşim arkanda göz mü var ya? Nasıl fark ettin de bunu adımlarını yavaşlattın? Müthiş değil mi? Müthiş adımlarını yavaşlattı ve orada müdahale yaptı. Bir tane daha vardı onu alabildik mi? Geliyor şimdi 81. dakika. Bir tane daha sanatsal müdahalesi var. Kimi takip edin ya lütfen. Bir başından izleyelim sadece kim Mince'yi takip edelim. Kim Mince'ye bakın şimdi önce öne doğru koşu yapıyor. Sonra arkadaki Sonra eşleşmenin vazgeçiyor. Evet. Arkadakinin kademe kaybı fark ediyor. Sol bek gelmediğini fark ediyor. Ona göre pozisyon alıyor. Sanat ya. Bu kadar Gerçekten. iyi oyun okunur mu ve hep sırtı dönük. Daha doğrusu yüzü yarım dönük. Yüzü yarım dönük olmak da işte futbolda bir sır. Hep çevre kontrolü. Sürekli çevre kontrolü. Öyle zor ki o iş. Ama yapıyor adam. Yani iki pozisyon dikkat edersen koşusunu değiştiriyor. Çok büyük oyuncu. Söylediğiniz gibi Fenerbahçe'nin dün bütün savunma oyuncuları ayrı ayrı tebrik hak ediyor ama Kim Minje'nin yeri çok özel oyuncu. Vitor Pereira'yı çok eleştirdik. Ama şu yaptığı iki transfer kim Mince ve Crespo transferi. Tabii Crespo başka bir seviye ama Kim Mince çok büyük oyuncu. Yani lige çok büyük bir değer kattı Kim Mince'ye getirerek. Crespo da faydalı. Hocanın vazgeçemediği isimlerden biri. O da tabii ilk geldiğinde bir ne oluyor dedirtti ama sonradan hızlı bir şekilde adapte oldu. Crespo değil mi? Faydalı olduğunu gösterdi. Bir de şöyle bir değişim var Crespo'da çok takdir ediyorum. Deniyor öne doğru hata yapmayı göze alıyor yavaş yavaş. Risk alıyor. Ve başarıyor da. Başarıyor da. Başaramayabilirsin ayrıca. Ama risk almak cesaret ister. Tebrik ederim Crespo. Yu. O anlamda bir şey var, ilerleme var. Yani çünkü hayatta iki yolun var Crespo'ysan. İki oyuncuyla örnek vereyim. Bir, pis olma yolun var. Yani ben top kazanayım, müthiş savaşayım, serseri topların kralı olayım, ikili mücadelelerden hep galip çıkayım dersin. Siopis Bir de Jetson Fernandez olma yolun var. Top kullanayım, öne doğru gideyim, asist yapayım, gol deneyim değil mi? Crespo'nun da iki yol vardı. İkisine de gidebilirdi özellikleri itibariyle. Sanki Siopis olmak yetmiyor ona. Daha fazlasını istiyor. Yani Jetson Fernandez'e de tabii yetenekleri bu, buna müsait değil ama yaklaşmak istiyor. Gol asist de yapmak istiyor kariyeri boyunca. Ben deneyen oyuncuyu, gelişen oyuncu çok seviyorum. Seviyesi ne olursa olsun insanın gelişimi durmamalı. Yavaş yavaş geçelim mi pozisyonlara? Tabii ki. Doğal olarak değerli izleyenler ilk ekranlarınıza getireceğimiz 17. dakikada İrfan gördüğü kırmızı kart. Az önce gazetede de okuduk. Türkiye ikiye bölündü diye. Şurada hakem de devam diyor. Zorbay Küçük oyun devam ediyor. Daha sonrasında hakem çağrıldı. Şimdi Uğur Bey... Ee, pozisyonu zaten Türkiye dün akşamdan beri belki yüz kere belki bin kere tekrar tekrar izlemiştir. Önce hakem ataması ile ilgili fikrinizi sorabilir miyim? Çünkü ilk ya, yani futbolu en uzaktan izleyen bir kişi dahi tahmin ediyorum bu bir derbi maç. Bu Fenerbahçe Trabzonspor maçı. Ne olursa olsun hiçbir şey olmasa bile ki dün akşam futbolcular hakikaten iyi niyetliydi. Doğru. Hakikaten iyi netti de oyundan başka bir şey düşünmediler o açıdan tebrik etmek i̇yi lazım. İyi maçtı. Gerçekten öyle. Oyundan başka bir şey düşünmediler, futboldan başka bir şey düşünmediler. İki takım da oynamaya düşündü. Hakikaten o açıdan tebrik etmek lazım. Daha da sıkıntılı sonuçlar çıkabilir de oyuncuların tercihleri düşünülseler geçmişte yaşadığımız gibi. Ancak tebrik edelim bütün oyuncuları. Buna rağmen çok daha tecrübeli bir ismi koymak herkes için daha rahat olmaz mı? Şimdi Fenerbahçe ligimizin tarihsel büyük takımlarından bir tanesi. Keza Trabzonspor'da öyle. Bir maç kazanır, bir maç kaybeder, bir maç eksik kalır, bir maç... Tarihe mal olmuş kulüplerdir bunlar. Bugün şampiyon oldukları gibi yarın da olurlar, öbür günde olurlar, olurlar. Ama hakemin aldığı yara bir daha onu nasıl acaba... Evet. Çok haklısınız. potansiyelli, potansiyelli tamam da, tamam her şeye tamam da Fenerbahçe Trabzonspor maçı. Inter Juventus maçına İtalya derbisi diyorlar aynı kentin takımı değil. Biri Milano'nun, biri Torino'nun temsilisi. Ben de Fenerbahçe Trabzon maçta Türkiye derbisi denilebileceğini düşünüyorum. Bu arada bin kilometre mesafe var. Ha doğru. Ve aynı kenti takımı olmadı halde büyük aynı maç, kenti takımı derbi. olmayan en büyük maç Fenerbahçe Trabzon doğru. Çünkü kendine özgü bir rekabeti oluştu. Bu da bir Türkiye derbisi. Tarihi var vesaire doğru. Tarihi var. Özel bir rekabet var iki kulüp içinde. Yakın geçmişe dayanan. Ve çok yüksek atmosferi var. Şimdi Türkiye derbisine hakem atıyorken evet bir sürü faktörü bir araya değerlenmeniz lazım. Şimdi burada da bir perşembe akşamı Türkiye Kupası'na atadığın bir hakemin pazar günü derbi olması zaten dünyanın her yerinde konuşulur. Dünyanın her yerinde tartışılır. Çünkü bu şu anlama gelir. Genelde bu tarz büyük derbilere atayacağın hakem bir önceki hafta ligde bile görev vermiyorlar. Tahammüle bakın. Geçmişte bir hakem toto yaparken mesela bu programda derbinin hakemi kim olur diye konuşurken ben neye bakıyorum biliyor musun? Kime görev vermemişler bu hafta? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü o hafta korudukları hakemi genelde bir sonraki hafta derbiye vereceklerdir. Mantık olarak tüm dünyada sahip Türkiye değil böyle bir mantık yürütülüyor. İngiltere'ye ayrı Bana İngiltere örnek verme. İngiltere 16 hakemle gidiyor. İngiltere'de hakem dinlendirme şansı yok. Ben bir şey deyince bana İngiltere'ye dönüyorlar. Mesela deliriyorum. Sanki ben İngiliz futbolunu iyi takip etmiyorum gibi. İngiltere'de şey hakemler profesyonel. Yarı profesyonel değil. Profesyonel. Tek işleri o. 16-17 hakemle götürülüyor İngiltere promiyerlik. Premier promiyerliği ayrı tutmak lazım. A promiyerlik dışında genelde e, değer bir yönetecek hakemler özel bir analizle, özel bir değerlendirmeyle atanır, değerlendirilir. Şimdi burada da kriterlerden biri, değer bir yönetecek hakemin Türkiye Kupası'nda görev almamasını beklersin. Salı görev alsa neyse salı maçında, çarşamba görev alsa neyse ya perşembe, perşembe 120 dakika değil mi? Yanlış mı söylüyor? Doğru, doğru. Perşembe 120 dakika maç yapmış hakemin pazar derbide olması bir defa kafadan soru işaret duruyor. Matematiği yanlış. Şimdi bunu nasıl açıklayabilir MHK? MHK niye konuşmuyor kardeşim? MHK başkanı çıksın ve sadece bunun yanıtını versin. Siz neden perşembe akşamı 120 dakika maç yönetmiş bir hakemi pazar günü derbiye verdiniz? Bunu önceden mi karar verdiniz? Önceden karar verdiyseniz perşembe Türkiye kupası olmamalıydı. Sonradan karar verdiyseniz niye sonradan karar verdiniz? Niye? Cuma mı maçın hakemine karar veriyorsun? Şöyle de bir hatırlatmada bulunayım. Aynı maçları aynı ekranda seyrediyoruz. Burada yukarıda biliyorsunuz hani aynı saatte evet. şey başladı. E, Fraporta Vantalya Spor, Demir Grup Sivas Spor maçı. Cüneyt Hoca'yı gördüm. Abi bir an böyle kafam karıştı. Ah falan Tabii derbi diye. için bekleniyordu. Cüneyt Çakır bekleniyordu. Ya da Fırat Aydınus ya da Halil Umut Meler. Mete Kalkavan da olabilir ama geçtiğimiz hafta Fenerbahçe maçında görevli. Dolayısıyla bu hafta olmaz diye tahmin ediyorsun. Gerçi bu da Türkiye Kupası'nda görevli olmaz diye tahmin ediyorsun. Bütün ayarlar <laughs> bozulduğuna göre Meta Kalkavan da olabilirmiş bir adaylardan biri. Ama Cüneyt Çakır, Fırat Aydın, Nusa Lümut Üç aday söyle bana desem bunları söylerdim. Birinci konu bu. Matematiğinin arızalı olması. İkinci konu sizin bahsettiğiniz detay. Şimdi tarihsel olarak büyük bir maç. Ayrıca yakın geçmişi de var. Ve tansiyonu da yüksek. Hakem 29 yaşında. Zorbay küçük. Ha Dünyada örneği yok mu? Var. 29 yaşında çok Elbet. yetenekli, özel yeteneği hakem Michael Oliver örneğinde olduğu gibi genç yaşta büyük maçlara çıkabiliyor. Doğru. Ama Türkiye başka bir ekosistem. Azot ne kadardı? 95 mi? Azot 95 düzeyinde. Nefes büyük. alamıyorsun bak. 4 büyük takımın aslında 3 İstanbul takımın daha çok 80 bin vilayetin 75'inde daha çok taraftarı olan bana başka bir örnek söyleyin dünyada ya var mı? Başka bir örnek söyleyin. Burayı İngiltere'yle kıyaslayamazsın kardeşim. Birmingham'da yaşayan Birmingham'ın takımını tutuyor çünkü İngiltere'de. Yani bütün dinamikleri farklı. Çok haklısınız. Sistemi yaşayan Sheffield'ın takımını tutuyor. Londra'da yaşayan Londra'nın, Manchester'da yaşayan Manchester'in. Yani dolayısıyla orada koşullar farklı. Ayrıca kültürü medeniyet de farklı. Onu katmıyorum Daha da bile yani. Daha da önemlisi medeniyeti farklı. Şimdi bu ülkede Fenerbahçe Trabzon maçının ağırlığı, ele alınış biçimi farklı olmak zorunda. Manchester United, Manchester City'den farklı olmak zorunda. Zorbay Küçük özel yetenekli bir hakem. Ama 29 yaşında sahada 5 oyuncu vardı ondan büyük baktım. Geçtiğimiz sezonun başında Tugay Kağan Numanoğlu Beşiktaş Fenerbahçe beş derbesini atadınız benzer bir mantıkla. Ne oldu kardeşim? Tugay Kağan Numanoğlu sonra derbi kahramanı mı oldu? Tugay Kağan Numanoğlu inanılmaz bir şekilde yıpratıldı. E şimdi de Zorbay Küçük yıpratıldı. E bu çok özel yetenekli hakem. Acaba başka türlü değerlendirilemez mi? Yani Başka bir şekilde ele alamaz mı? Bizim FIFA hakemimiz oldu yeni. Zaten bir sürü büyük takım maçına veriyorsunuz. Yani Fenerbahçe başka bir takım. Galatasaray Anadolu takımı oyunu. Beşiktaş Anadolu takımın, önünü, takımın önünü zaten yönetiyor. Gayet de yönetiyor. Ayrıca o maçta sakindi de. Çünkü öfke kontrolüyle ilgili problemi de vardı bu çocuğun. Hatırlayın. Tam Malatya Sporlar'dan büyük. Galatasaray Kerem. Ee, Zorbay Küçük hani özel yetenekli vesaire falan filan dönüyor ama kamuoyunda bir sorsanız aklı ilk, olan, ilk gelen nedir? O kızgın hali evet. değil mi? İlk akla gelecek olan bu. Adem Büyük bana ulan dedi, dedi değil mi? Adem Büyük'ün açıklaması. Adem Büyük'ün açıklaması. E Kerem'le de bir sert ikili diyalog var. Galatasaray'la futbolcular e, sita işte bulundular. Bu maçta atanları ben görünce aklıma ilk o geldi. Nasıl olacak diye. Şimdi şu şeye bakabilir miyiz? Monitör incelemesinden sonrasını rica ettim ya. Monitör incelemesinden sonra yaşananlara. Tam geldiğimiz noktada. Zorbay Küçük ne kadar sakin olursa olsun ki sakindi. Doğru. Ne kadar kendini iyi ifade etmeye çalışsa çalışsın ki iyi ifade etti. Herkese ayrı ayrı anlatmaya çalıştı. Ben görmedim dedi özellikle pozisyondan sonra. Ben görmedim kardeşim video hakem davet çağır. etti. Evet. Davet etti. Şimdi burayı izleyelim. Burada Mert Hakan'ın bir arkadan geldiği an var. Onu bulabildik mi arkadaşlar? Göğsüyle çarptığı anı düşünüyor Evet. Duydunuz, değil mi? Evet. Ş şimdi geliyor. Monitör evet. incelemesini yaptı. Kartı evet. çıkardı. Monitörden uzaklaşamadı zaten. Gidemedi bile. Monitörün orada sıkıştırdılar. Hani şu oyuncular. Türk hakemliğini zor duruma düşürmeme diye bir argüman var ya. Halil Umutmeler çarpışmış. Evet. Değil mi? Burada. Şey. Bakın şimdi. Ayrılamadı bile taç çizgisinden. Orada etrafını saldılar. Parmaklar, kollar. Mert arkaya dolaşıyor. İzleyelim. Geldi bak. Bunun bilinçsiz olduğunu söyleyebilir misin? Normal şartlarda çok zor durumda kaldı. Şu yani Mert'in çarpmasının bilinçsiz olduğunu söyleyebilir misin? Ya değil. Çünkü o, Mert ön önündeydi. Ön görünüyor. Önce. Sonra arkadan geldi. İzleyelim. Hocam bu çok net bir şekilde ya. bilinçli. Bu da kırmızı kartı gerektiren bir hat. Kırmızı kartı gerektirir ve ayrıca hakemin otoritesini darmadağın eten, hakemin geleceğini de tehlikeye soktu. Peki orada açıklama yaparken ki yüz ifadesi, açıklama yaparken ki hani diyorum ya bir e, piyan işlemi çarpışmıştı Halil Umutmeler. Evet. Ve hani bir temas olmuştu ondan sonra kırmızı kart gösterdi, gösterdi diye e, şey oldu, hadise çıktı. Burada nasıl açıklayacaklar peki bu durumu? Çok zor, hakemin yanında olmak istemezdim vara gitmek ve vardan geri gelme esnasında. Evet. Maalesef, Maalesef iki kere de karar yani. değiştirdi. İki kere karar değiştirilebilir, olabilir ama şeyleri mi diyorsunuz? Kornerleri mi diyorsunuz? Evet. Ha, İki kere de karar değiştirdi. Yani çok sağlıklı bir ruh haliyle maçı yönetebildiğini düşünmüyorum. Bence iyi niyetli, iyi Öyle. kalpli. Öyle. Gelecek vadeden bir hakem. Sorumlusu MHK'dir. Bu hakemi bu duruma düşüren MHK'dir. Fenerbahçe köklü büyük camiye Trabzon Hakeza öyle. Bugün varlar, yarın olacaklar. Bir kaç sene sonra yine olacaklar. Olan dediğiniz gibi şey oldu. Evet. Bundan Zorban sonra hayatı zor olacak. Yani. Zorbay Küçük. Neyse pozisyona gelelim Pozisyonu Buyurun. Tam da e, ekrana geldi. Ya hocam bu pozisyonlar hep Türkiye'de oluyor yani. Gerçekten. Bak abartmıyorum. <laughs> yani gerçekten bu Türkiye Ligi bir okunup üflenmesi lazım. Yani nerede karmaşık pozisyon var? Yani biz bin de tane oluyor. evet bizde oluyor. Bin tane molekülünü ayırmak zorunda kalıyorsun pozisyonu. Bir taraftan bakıyorsun İrfan sol ayağının dışıyla geliyor bak dışıyla. Doğru. Topa müdahale için geliyor. Doğru. Bir taraftan da bakıyorsun ilk topa Siopis müdahale ediyor. Bak dikkat et. İlk dokunan çekimde, Siopis. Öyle. Ağır çekimde izleyince zaten her şey değişiyor. Evet. Bütün algı değişiyor. Bir taraftan İrfan'ın asla basma niyeti yok. Çünkü ayağın dışıyla gelmez bir önce basmak için. Dikkat edersen sol ayağın dışıyla topu çekmek için geliyor. Fakat sol ayağın dışa topu çekmek için gelirken Siopis daha hızlı davranıp... Onun sağ bacağı uyluklar çarpışınca ayak aşağı iniyor vesaire. Bak Siopis ilk müdahale yapıyor. Bak burası önemli. Bak ilk dokunan Siopis. Şurada. Evet. evet. İkinci dokunan İrfan. Ama İrfan da ilk topa dokunuyor diyeceksin. O da doğru. Doğru. O kadar karmaşık ki. Evet. Şimdi buradaki en önemli detay ne biliyor musun? Bence kamuoyunda konuşmadı. Hakem hiçbir şey vermedi. Doğru. Hiçbir şey Devam vermedi. Devam işareti yaptı. Devam işareti yaptı. Hakem burada oyun durdurup sarı kart verseydi çok büyük bir ihtimalle var davet etmeyecekti. Etmeyecekti. Çünkü bu ne anlama gelecekti? Ben postunu gördüm. Şiddetini sarı kartlık olarak değerlendirdim. Teşekkürler. Yardımına ihtiyacım yok. Meta Kalkavan'da müdahale etmeyecekti. Ama hiçbir şey vermeyince yetki Mete Kalkavan'a geçti. Meta Kalkavan izledi. Şiddetli hareket olarak değerlendirdi. Davet etti. Orta hakemi. Yani bir sürü maalesef e, detay bir araya geldi ve böyle Peki, garip karmaşık bir pozisyon ortaya çıktı. Var'ın davet etmesiyle alakalı olarak? Ben %51 davet etmemesi tarafındayım ama %51. Çünkü clear and obvious net ve bariz pozisyonlara davet Delil ediyor. var değil mi? Ya delili var. Delili şu. O Mete Kalkavan'a sorarsan, Mete Kalkavan da iyi bir hakem bana sorarsan. Ayrıca geçen haftaki Kim Mijay pozisyonuna bunun alakası yok. Alaka ha, gazetelerde Siyo. o da yazılmış Kasımpaşa maçında. Ya maçı nasıl da. alaka kuruyorsun? Orada adamın ayağı kaydı Kim Min Bu Onunla bu aynı mı? Verelim Kim Minjian pozisyonunu. Hazırladık mı dostlar onu? Ha, hazırlamışız. Buyurun. Kim Minjian'ın buradan ayağı kayıyor abi. Zeminde zeminde bir kayganlık yaşıyor. Öyle. Siyopis de kayarak geliyor. Belki... Siyopis bilinçli kayarak bilinçli geliyor. Toplu kayarak oynamak geliyor. için geliyor. Belki Kim oynamak için gelmiyor ki. Kim Minjian'ın ayağı kayıyor. Zaten Kim Minjian can derdinde burada. Fal burada nasıl kaçırsın ayağını? Bu pozisyonda şimdi o aynı mı ya? Allah aşkına bu bu nasıl bir muhasebe? Bu pozisyonda Bu bununla o muhasebe bu dedin mi? Bu bambaşka o, yani. O siopis, bilerek kayarak. İkisi gibi. bambaşka hikaye. Evet. Fal orada ayağını kaçıramıyor çünkü kimince can derdiyle kayarak geliyor yani. Kimince kaymak istemiyor bilinçli olarak. Siopis yerde müdahale için geliyor, tackle için geliyor. İkisi çok başka. Şimdi bu pozisyonda ben %51 davet, davet edilmemesi tarafındayım. Mete Kalkavın'ın gerekçesi şu. Diyor ki hakem görmedi. Yani daha doğrusu hakem hiçbir şey vermedi. Hiçbir şey vermediği için diyor. Konu bana geçti. Ben değerlendirip kırmızı kart şüphesiyle davet ettim. Hakem sarı kart verseydi davet etmezdim diyor muhtemelen. Ben tahmin etmeye çalışıyorum, tahmin yürütüyorum. Bir de diyor ilk topa siyopis dokundu. Topa siyopis dokununca diyor, İrfan'ın kendini koruması lazım. İrfan dikkatli olması lazım. Dikkatsiz hareket olarak değerlendiriyor. Topa ilk İrfan dokunsa bence yine davet etmeyecek. Topa ilk CEO pis dokunduğu için davet ediyor. Ben herkese anlamaya çalışıyorum. Bakın benim görüşümün bir önemi yok. Ben MHK başkanı değilim, hakem değilim. Bizim görevimiz, münekketin görevi bence anlamaya çalışmak. Anlamaya ve anlatmaya çalışmak. Burada ben hakemleri anlamaya çalışıyorum. Kamuoyunun protokolü, kural kitabını yüzde yüz bilmemesi normal. Ben biliyorum. Bildiğim için de aktarmaya çalışıyorum. Görevim aktarmak, hakemleri anlamaya çalışmak. Meta Kalkava'nın burada motivasyonu bir, topa ilk siyopisin dokunmuş olması. Dolayısıyla irfanın kontrol mecburiyetinin oluşması. İki, hakemin hiçbir şey vermemesi. Hakem sarı verse çağırmayacak. Topa ilk irfan dokunmuş olsa çağırmayacak. Hem topa ilk siyopis dokunup hem de hakem hiçbir şey vermeyince davet etti. Ama bana sorarsan bir kriter daha var. Net ve baris. net ve baris pozisyonda çağır diyor protokol. Ben bu pozisyonu net ve bariz olarak değerlendiremiyorum. Bu da benim Tüm Mesele bu zaten. Mete Kalkavan'a saygı duyuyorum. Zorbay Küçük'e saygı duyuyorum. Yanlış anlamasınlar. Mesleklerine, işlerine saygı duyuyorum. Ama benim görüşüm bu pozisyonu net ve bariz olarak okuyamıyorum. Dolayısıyla sırf bu sebepten de sana göre bana göre olduğu için evet. çağrılmaması daha doğru olacak. Çünkü Vara diyor ki clear and obvious, net ve bariz size davet et diyor. Bu pozisyonun bence sana göresi bana göresi var. Mesela hakem kafadan kırmızı çıkarsaydı bir şey, bir şey demezdi. Bir kimse, evet. Hakem öyle takdir et derdi. Hakem kafadan sarı çıkarsaydı bir şey hiçbir oluyor. şey demezdik. Evet. Hakem gördü yorumunu yaptı. varda çağıramaz kardeşim derdik. Hakem çünkü sarıya çıkarmış derdik. Ama hakem hiçbir yorum yapmayınca devam ettirince varda davet edince e, burada da münekkite yorum şansı doğuyor. Benim yorumumda %51 ile bu pozisyonun gri olduğu net ve bariz olmadığı ve monitör hakemin davet etmese daha iyi olacağı tarafındayım. Öyle görünüyor. Net bir şekilde öyle görünüyor. Var mı bu pozisyonla alakalı? Bakın 15 dakika analiz ettik pozisyonu. Evet. Yani ne kadar zor. O kadar kolay değil futbollu pozisyonu analiz etme. Şimdi bundan bir parça kesip sosyal medyaya koyuyorlar. Bir parça kesip koymayın kardeşim. 15 dakika bunu anlatmak, açıklamak gerek. Bir sürü değişken var. Ondan sonra sadece o kadarcık bir şey söylediğinizi zannedip insanlar evet. da reaksiyon veriyor. Evet. Konteksten kopuyor. Hayır, bağlamından bağlamından kopuyor. kopuyor. Mesele ve yanlış anlaşılıyor. Yani bunun anlaşılması için bu 15 dakikalık konuşmanın alınması lazım. Peki saati 11.52 yapmışız biraz hızlanmamız gerekiyor. Tabii özür dilerim. Ee, var mı bu pozisyonla alakalı eklemek istediğiniz? Teşekkür ederim. Fenerbahçe 17. 18. dakikada e, İrfancan'ın atılmasıyla bir kişi eksik kaldı. Şimdi pozisyon e, ne dedik? E, sana göre bana göre pozisyondur ama VAR'ın çağırmaması e, daha doğru olacaktı ve pozisyonun gerçekleşmesinde şeyin e, Siyopis'in kayarak gelmesi ve İrfan'ın kalkan ayağının o bacağa değmesi. Kimisi böyle yorumladı. Kimisi daha farklı düşündü. Net kırmızı kaç şeklinde ama işte bu sebepten dolayı çağırmasa daha iyi olacaktı. 11 numaralı pozisyon dakika 38. Burada da yine demin bahsettiğiniz hakemin karar değiştirme evet. anı. Ve maç sonunda Fenerbahçe kayıcısı Altay Bayındır da bu konuyla alakalı bir itirazını dile getirdi. Şimdi bakın devamında görebilecek miyiz acaba? E, Altay topu getiriyor. E, altı pasa koyuyor. Şey, e, kendisi daha sonra maç sonu flaşta ha şu. Oyunu başlatacağım. Bak Cornelius gitti dışarı attı topu. Hani niye böyle bir şey yaptı? Hızlı ve niye başlamadı? sarı kart görmedi? Ve niye sarı kart görmedi? Ya hiçbir anlamı yok ki o topu oraya atması. Ki kornerde değildi bu arada yani. Ha korner olsun olacak, avut olsun olacak. Topu gelip oraya dikilmiş yani, topu niye? Neden oraya vurursun? Korner direğine vurmuyor ki korner olduğunu düşünüp. Dışarı atıyor. Dışarı atıyor topu yani hiç kimse yaramayacak bir yere atıyor Ve hakemin gözü önünde. O da ilginç bir Hakem niye yapıyorlar. burada sarı kart kullanmaz? Altay'ın yaptığı hareketler de garip. Topu koyuyor bir yerlere gidiyor Başka itiraza yere falan. Itiraz o da garip. Ama hakemin gözü önünde kornerle oyunu yavaşlatacak şekilde topu şu ha, reklam paralarının olduğu yere vuruyor. Hayır korner istiyorsa topu şeye atar. Korner olduğunu düşünüyorsa korner bayrağına doğru. Hakikaten o topun kimseye faydası anlayayım. yok. Hakem niye sarı kart göstermedi sorusunun cevabı gördüğü halde yok. 17 numaralı pozisyon. 45 artı 5 dakika. Burası da vurdu evet. ve gol oldu. Tabii daha önceden bitirmişti zaten. Hani düdüğü çalmıştı hakem. Maçı, Biraz daha geriden alma var mı şansımız bu top bu pozisyonu? Maçı bitirmek de bir o da bir sanat. Evet kesinlikle. Yani Zayt da muhtemelen muhtemelen öylesine vurdu tahmin ediyorum. E, aklını okumak mümkün değil. Yani bitirdiğini gördü. Yani öylesine vurdu tamamen tahmin ediyorum ama gitti gol oldu. Tabii bitmişti. Ama ne yapması gerekiyordu burada bir çevre kontrolü yapıp daha doğrusu öyle olurdu herhalde. Bu gol olur olmazdan bağımsız olarak söylüyorum. Maçın sonunda da yine bu şekilde bir şey oldu. Yine bakmadan bitirdi. Korner vardı. Trabzonspor'un korneri. Attırmadan bitirdi. Vakayeme de normal oynuyor. Bu arada Abdülkadir oynuyor topu. Vakayeme maç bitti diye rastgele vurmuyor yani. Vakayeme ke koluyla gösteriyor. Abdülkadir oynuyor. Yani hatırlarsınız bu sezon içinde bir kaleci atışı Okan Koçuk'tu. Bir kaleci atışını hakem degacı ee, Cüneyt Çakır'dı. Böyle bir şey yaptı. Böyle bir hareketler yaptı. Vakit kaybetti. Bir şey değil işte penaltı değil bilmem ne filan bir gösteri yaptı. Ondan sonra düdük çalmak için gecikti. Top evet, kalecinin evet, evet. ayağından çıkarken bitirdi ve o pozisyon... Fenerbahçe maçı. Evet. Giresunspor Spor Fenerbahçe miydi? Korkunç bir tartışma yer olmuştu. Yani. Ona benziyor. Evet. Hakem buradan düdük çalarken hani vakit kaybetmeden... Böyle e, kargaşaya mahal vermeden doğru yerde çalması tabii fayda var. Bir de İsmail hocanın söylediği Ahmetçenin topa elle müdahalesi var mı yok mu? Yani 28 numaralı pozisyon ve dakika 78. Şurada. Ee, bir, bir biraz başa alalım lütfen. Bu açıdan herhalde kendimizi daha buradan değil de ha oynatalım şimdi. Burada oynuyor topu değdi ya da değmedi. Burada duralım. Bariz gol şansından bahsetmek mümkün değil herhalde, değil. değil mi? Burada. hem topun şiddeti yüksek hem de Densville geliyor. Hem Densville geliyor hem ceza sahasında evet. gitmiş durumda. En doğrusu eğer ki elle oynadıysa sanki değiyormuş gibi geliyor bana. Bir sonraki açıdan belki daha net görüntü alabiliriz. Burada şu açı e, bariz gol şansı olmadığını göstermek adınaydı. Tamam. Diğer açı ha şuradan oynuyor elle. Tam da Zeiss gelmiş ama yani sanki dokunuyor değil mi? Elle oynuyor. Evet. Dolayısıyla Elle serbest vuruş verilse ve belki bir kart sarık gösterilse kart. daha doğru olur. Burada net bir şeyle mi? görünüyor. Evet. Ben az önce de gördüm. Net oynuyor evet. zaten da. Topun zaten dikkat ederseniz yönü değişiyor. Ama bir bariz gol şansından, pilottan Sözletme gördük ama. zaten. Elle oynama ve sarı kart verilmesi evet. lazım. En doğrusu öyle Umut atak olduğu için. Burada devam etti oyun. Onu da belirtelim. Herhangi bir şey çıkmadı yani. Bu maçla alakalı var mı eklemek istediğiniz bir şey Uğur Bey? Berabere bitti. Kaçlaşma pozisyonlarda da baktık. Eksik bıraktığımız, istediğimiz bir şey var mıydı? Yok hepsini girmişiz galiba. Evet. Teşekkür ederim. O zaman bir araya gidiyoruz değerli izleyenler. E, aranın ardından da ne devam edeceğiz? Aranın ardından da Galatasaray'la devam edeceğiz. Değerli izleyenler ilk başlığımız Fanatik Gazetesi'nden geliyor. Orta sahaya çare aranıyor. İttifak Holding Konya Spor mücadelesinde Berkan Pulgar ikilisi görev yaptı fakat ikili hayal kırıklığı yarattı. Aslan bu kez en sorunlu bölgesinde Barcelona karşısında merkezde Berkan Taylan Feguli üçlüsüne görev vermeyi hedefliyormuş. Edinilen son bilgilere göre İspanyol teknik adamın Taylan Antalyalı'yı yeniden ilk 11'e alması bekleniyor. Merkezde Berkan ve Taylan ikilisini kullanmak isteyen Toren, önlerinde ise tecrübesine güvendiği Feguli'den yararlanmak istiyor. Pulgar'ı beğenmedi mi acaba ya da neyi beğenmedi? Fiziksel Kötü olarak da Pulgar ama hani bir sonraki sayfamız... daha Berkan, Taylan bu kadar şans bulmuşken Pulgar da bulacaktır herhalde. herhalde. Kötü oynadı Pulgar ama. Ee, Sabah gazetesi diyor ki Fiorentina'da durdu Galatasaray'da çöktü. Pulgar için, Erik Pulgar için. Devre arasında Fiorentina'dan kiralanan Pulgar için bu sezon hem Serie A hem de Süper Lig serüveni kötü gitti. Serie A'da 6 maçta sadece 341 dakika şans bulabilen 28 yaşındaki oyuncu bir asist katkısı yaparken Süper Lig'de ise forma giydiği 4 maçta 138 dakikada skor katkısı yapamadığı gibi performansı da hayal kırıklığına neden oldu. Pulgar'dan birinci beklenti skor katkısı mıydı? Değildi devam ediyorum. Bulgar Fiorentina'da bu sezon sakatlık nedeniyle 9 maçta sahada yer alamazken kadroya girdiği 6 maçta ise kulübeden sahaya adım atamamıştı. Kriz var, Omar yok, Saşe Boy dökülüyor. Şimdi tabii gazetelerde 2-0'lık mağlubiyetten sonra e, birçok hep olumsuzluk ön plana çıkmış ama hani o şu bu mesela Omar ya da Boy ya da Bulgar. Takım komple kötücül dese hata yapmış olur muyuz? Galatasaray çok kötüydü evet. Yani bu sezonun en kötü Galatasaray mıydı? En kötülerinden biriydi. Konyaspor farkı arttırabilirdi ikinci yarı eğer vitesi biraz düşürmeseydi diye söylüyorum ve sözü bırakıyorum. Şuradan başlayayım. Gerçekten de orta sahada çok büyük problem var. Ve orta sahanız sıkıntılıysa orası omurganın ana parçası diğer bölgelerde ister istemez ana taşıyıcısı. Diğer bölgelerde ister istemez sirayet ediyor. Şimdi Konya Spor'un savunmadan çıktığı bir pozisyonu istedim. Savunmadan çıkışını 25. dakikada. Konya Spor'un geriden çıktığı pozisyonu. Konya ile Galatasaray aynı şekilde savunmadan çıkmaya çalıştılar. Birbirine benzer oyun stratejileri. Şimdi bakalım Konya nasıl savunmadan çıkıyor? Galatasaray nasıl çıkıyor? Onları bir karşılaştır. Şimdi Konya savunmadan bu hangisi? dakika 25. Ama Konya'nın çıkıyor olması lazım da. Ha top topu kazandıktan sonra. Ha. Hangisi bu mu? Tamam. Konya savunmadan çıkıyor. Bak. Aynen Galatasaray önde baskı yapıyor. Ve ya nasıl oyunu yönünü değiştiriyorlar? Orada dar alanda kısa paslar ve sonra oyunu yönünü değiştirdiler. Bir kez daha baştan bunu izleyebilir miyiz? Tamam buradan sonra önemli değil. Konya istediği gibi top. Bakın solda Galatasaray oraya bir kalabalık bir grupla baskı için geliyor. Solda kısa paslar. Merkez oyunu yönünü sağa çeviriyor. Yapmak istediği tamamen bu. Manchester City'nin Liverpool'un iyi yaptığı. Galatasaray'ın Torrent'le yapmak istediği bu. Şimdi Berkan'la ilgili istediğim pozisyonları görelim. Galatasaray'ın niye yapamadığını görmüş olalım çıkarken. O zaman önce 23. dakika geliyor ekrana. Hocam benzer şekilde Galatasaray'da çıkmaya çalışıyor. Bakın Galatasaray paslaşıyor. Koyun Spor'un baskı yapıyor. Berkan. Berkan bak yine kambur. Hop pas ayıp, hatası. Ayıp. Bir defa Berkan başı dik oynamıyor, kambur oynuyor. Dikkat ediyor musunuz? Devam edelim. 35. dakika. Berkan'da top. Galatasaray çıkacak rakibi. Çok basit pas hatası. Hani baskı altında değil. Herhangi bir dış etken yok. 4-5 metrekare etrafı boş. Şimdi bu nasıl bir pas hatasıdır? Ve risk yani. Devam edelim. 47. dakika. Yine Galatasaray geriden pas Az önce Konya'nın yaptığı gibi. Berkan. Böyle bir dönüşü yok zaten. Berkan'ın kariyerinde böyle bir dönüşü yok yani. Bunu başarmışlığı yok. Bakın. Devam edelim. Son bir tane de 86. Çok Daki vardı da. da aslında ben sayısını evet. azalttım. Çok vakit geçmesin diye. Berkan. Ya inanılmaz basit pas hataları. Yani çok kötü, çok üzülüyorum bu çocuk için. Bunları gösterirken de üzülüyorum. ya. Yani empati kuruyorum ve Berkan için üzülüyorum. Bakın Sahi... şu topu aldığı anda bak kambur duruyor ya. Zaten bununla ilgili ekstra çalışma yapması lazım Berkan'ın. Neden kambur oynuyor? Ya da orada oynamaması gerekiyor. Celil Sağır'ı hatırlatıyor bana. Celil Sağır böyleydi. Bir türlü kariyeri boyunca dik duramadı Celil. Hep kafası önde, hep kambur oynadı. Çok yetenekliydi ama kafası dik oynayamadığı için daha ileriye götüremedi futbolunu. Yani Berkan maalesef onunla ilgili bir daha yaşı da 23-24. Yani gelişebilir, değişebilir. 30 yaşında gelişiyor futbolcular. Şimdi Konya öyle oyun kurarken, sen böyle oyun kurarsan. Kuramazsan. Kuramazsan. Pulgar'ın da var basit evet. bu arada. Böyle oyun kuramazsan zaten maçı kontrol etmen, domine etmen vites elini alman mümkün değil. Galatasaray'ın gerçekten temel problemi ortada. Peki Galatasaray'ın temel problemi ortasayken Galatasaray kadro mühendisi nasıl yaptı? Şimdi bu Emre Baba'nın zaten burada mutsuzdu. Taraftarı sıklıyordu. Burada demoralizeydi Emre Baba diye kiralanması hata. Bir. Yunus'un kiralanması hata. 3,5 milyona morutsan alınırken çünkü bir çıkış opsiyonu Yunus. Adana Demirspor'u çıkartıyor takımını? Onu ayrıca gösteririz. Bartu Elmas. Umut Fadden bir oyuncu. Şimdi Marsilya'ya imzaladı. U19 milli takımlar maçta oynuyor, veri oynuyor. Son 3 maçta asist yapmış, veri oynamasam her birinde birer tane asist yapmış. Bir kontrat problemi yaşandı Bartu ile aralarında. Başkan çıktı dedi ki burada yemek yiyor kulüpte. Ondan sonra Marsilya'da imzalıyor. Şimdi çocuk ne U19'da oynuyor, ne A takımda oynuyor. Kime yaradı bu? Bartu'nun top oynamaması kime yaradı yani? Marsilya ya? Marsilya'ya yaradı. Marsilya'da yaramıyor şu anda, Marsilya'da kullanamıyor. Gase kullanamıyor. Bartu da oynamıyor. Herhalde yemek vermiyorlar. Yemekten mi kazandılar? Çünkü öyle demişti başkan. Bartu burada yemek yiyor tesiste. Ondan sonra gidiyor Marsilya'ya imza atıyor demişti. Ya sen çocuğun kontratını uzatmazsan yasal olarak bunun hakkı var mı? Yasa olarak Ocak olarak. Koca kayından sonra yasal hakkı varsa gidip imza imzaladı. Sezon sonuna kadar faydalan sana bu çocuktan. Ön libero bulamıyorsun. Bir görseydik şu Bartu'yu bir kullansalar. Bu çocuk için iyi şeyler söylüyor ve milli takımlarda o pozisyonda kullanılıyor. Söylediğiniz bu yaklaşım diğer oyuncular için de Yunus ve Emre için de belki bir şekilde geçerli olabilir. Çünkü eğer onlar da kalsalardı şu anda takımlarında oynadıkları gibi yani Alanya Spor'da ve Adana Demirspor'da oynadıkları gibi oynayamayacaklardı. Muhtemelen o çıkışı yapamayacaklardı. İşte bilemiyorum ki. Oğulcan. Oğulcan gönderildi birden apar topar. Evet. Ne oldu abi? Oğulcan'ı Galatasaray'a niye apar topar gönderdi? Çok mu yerli oyuncusu var? Bizim bilmiyoruz? Her maçta 3 tane yerli bulmak için acı çekiyor Galatasaray. Oğulcan santrfor oynayabiliyor. Santrfor arkası oynayabiliyor. oynayabiliyor. Sağ açık oynayabiliyor. Sağ bek oynattım çocuğu. Elinden yeni yaptı Adana Demir maçında. Yani fena değildi bana sorarsan. İlk 45'te o çok bindirme yapmıştı. Şimdi diyorsun ki sağ bekler dökülüyor diyorsun. Kanat ucumlusu sağ açık bulamıyorsun. Ön tarafa alternatif bulamıyorsun. Santrfor ikinin santrfor. Oğulcan hepsini oynayabiliyordu. Doğru. Yani çok mu elinde Galatasaray'ın yerli oyuncu var biz mi bilmiyoruz. Da Oğulcan'ı gönderdi. Diyor ki Torrent kadro şişkindi. Kadro şişkindi de gönderdiğin oyuncuda faydalanabileceğin bir oyuncuydu. Şimdi bu şartlar altında, bu koşullar altında Galatasaray o kadar kötü kadro mühendisi yapmış ki şunu da diyemiyorsun, bunu oynatma, şunu oynat da diyemiyorsun. Çünkü eldekileri de eldeki imkanları da Okan Koç'u yok etmişler. Yerli kaleci imkanıydı. Kiralık vermiş Fatih Terim döneminin hatası. Evet. Emrak Baba Akbaba milli takım oyuncusuydu. İsveç'e deplasmanda iki gol atmıştı Uluslar Ligi'nde. Evet büyük sakatlık geçirdi ama kalitesi malum. Emrah Akbaba kazanılamadı. Gitti Alanya'da. Alanya Spor kazandı. Yunus Akgün hazır değil diyorsun. 21 yaşında adam. 21 yaşında ya. 21 yaşında futbolcu niye hazır değil? Hazır olduğunu Adana Emir spora gitti gösterdi zaten. Şimdi diyorsun ki gelecek sezon planlamasını Yunus Akgün üzerine yapacağım. E senin oyuncundu. Bu sezon faydalanmadın. Oğulcan kullanabilirdin göndermedin. Bartu kullanabilirdin yok ettin. Hepsi de yerli. Bir yerli sınırı sıkıntın var bu koşullar çerçevesinde Galatasaray kendi eliyle kadrosunu daraltmış bir takım. Oyuna bakacak olursak Konya Spor'un neredeyse sahaya çıkan bütün oyuncularından istediği verimi hatta daha fazlasını aldığını söylemek mümkün. Kanat Bekinden stoperlerine zaman zaman Abdülkerim'i ceza sahasına driplingle top taşırken gördük. Evet. Onun arkasını kapatan Adil'in çok güzel kademeye girdiğini gördük. Herkes birbirinin ne yaptığını biliyor. Ve herkes bunu planlı bir şekilde yapıyor. Hakikaten çok güzel bir oyun sergiledi. İttifak Holding Konya Spor. Kornerlerde duran top kullanımında ya da Feyyaz Hoca'nın kulakları çınlasın buradan sevgilerimizi gönderelim. E, ceza sahası içerisinde golcü oyuncu topu kovalayacak derken 20. dakikada atılan kornerde bir tek Rahmanoviç hareketlendi. Bir tek herkes izlerken şöyle Pulgar'la Berkan mıydı? Pulgar'la e, yan yana duran iki oyuncu yan yana duruyorlar omuz omuza. Bir tek Rahmanoviç koşuyor. Herkes seyrediyor. Direkten dönen Bakalım mı topu. E hadi az Buyurun. Konya'nın kullandığı iki korneri istedim. Buyurun. Şimdi Torrent ne dedi? Teknik ekibimizde bir İspanyol var. İspanya'nın duran top konusunda en önemli uzmanı dedi. Onunla çalışıyoruz defansif ofansif. Duralım, duralım, duralım. Atışa attırmadan bir duralım. Önce Galatasaray'ın ne yaptığını bir bakalım. Bu gol değil mi? Bu hangisi? 20. dakika. Mı? Bu gol mü? Ha, bu gol şey, evet. 20. Şimdi bakın Galatasaray ne yapıyor? Evet. 2-3-3 alan savunması yapıyor, değil mi? Doğru. Boyi Fanano bir izgada. Ondan sonra Nelson Marka Gomis. Ondan sonra Berkan Pulgar. o. 2-3-3 alan savunması yapıyor. Konya ne yapıyor? 5 oyuncuyla gelmiş alan savunmasının içindeki arasındaki boşluklar hareketlenecek. Galatasaraylıların kaç rakibe bakıyor? Kaç topa bakıyor? Hepsi. İkisi rakibe bakıyor. Yani yarım rakibe bakan. Bir tek Berkan, Berkan galiba. Berkan var. Biraz da Pulgar. Emin değilim ondan. Nelson biraz. Ama 8'de yeri neredeyse topa bakıyor. Attıralım şimdi. Havadayken bir daha durduralım. Dur dur. Hocam Konya Sporların kaç markajda bana söyler misiniz? 9 markajda değil. En uçta Hacı Ahmet o var galiba o markajda değil. Bir tek Adil, Abdülkerim. Yani Abdülkerim vuramayabilir. Bir baskı var üzerinde. Ve Rahmanoviç Ahmet Aslan boşta. 8 Rahmanoviç boşta. Kafayı vuracak. Boşta. Yani 8 kişiyle savunma yapıyorsun 5 kişiye karşı. 3'ü boş. Ve hala herkes topa bakıyor. Vurduralım. Direkten dönecek. Yine herkes izliyor. Bu açı daha net gösteriyor bakın. Yani herkes izliyor. Ben anlamadım bu alan savunmasına dünyanın iyisi nasıl? Bir bir bir, bir diğer istrem kornere bakalım. Galatasaray... Ama bunun başka açısı var mı? Atma önce bir nasıl savunduklarını bir görelim. Attık Galatasaray'ın kullandığı kornerlerde kornerlerde de bir fark yarattığını söylemek. Tabii onlara olabilir. da bakacağız. Mümkün değil. Yok değil mi o açı? Ha var. Ha tamam dur 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 dur. Biraz daha geri. Ne yapıyor Galatasaray? Yine alan savunması Hareketlenmeden yapıyor. Hareketlenmeden önce. Yani evet. bu ilk karesine gelelim. Tamam. Duralım burada. Hı. Galatasaray yine alan savunması yapıyor. Bire bir bir eşleşme var bir tane. Değil mi? Tek Öyle bir eşleşme yani. var. Onun dışında yedi oyuncu yine alan savunması. Konya'ya beş kişiyle gelmiş hatta 4. Koşarak vurma şansı olan oyuncular Boşlukları var. Boşlukları yani. hareketleniyorlar. Attıralım. Vururken bir daha durduralım. Durdur. Dur. İki oyuncu var. İkisinden hangisine gelse vuracak topun geldiği yerde. Gerideki oyuncu boş. Penaltı kutusu üzerinde değil mi? Doğru. Oraya da atılsa top o da vuracak. Doğru. En arkadaki oyuncu üzerindeki bombo Soner. Soner böyle bir golü Fenerbahçe'ye attı. Doğru. Siz nereyi savunuyorsunuz abi? Siz nereyi savunuyorsunuz? 8 kişi nereyi savunuyorsunuz? Soner'e gelse gol. Aynısını Fenerbahçe'ye attı. Onun hemen önünde penaltı kutusu üzerinde galiba Rahmanoviç. Rahmanoviç'e Rahmanoviç gelse gol. Ayrıca oraya gelmiyor. Kalabalığa geliyor. Penaltı oksu üzerine yine Konyalılar vuruyor. Vurduralım. Yine de vurdular yani kalabalığa gelmesine hemen. Düzgün vurabilse yine pozisyon. Kendi dizine çarptı Abdülkerim'e. Doğru. Şimdi duran top savunmasında ne fark yaratmış İspanyol? Ben anlamadım. Bu pozisyonda ele çarpma mı vardı? Bu pozisyon o pozisyon muydu hatırlayamadım. Kafa vuramadı. Ha olabilir. Galiba. Eline mi gitti Abdülkerim? Galiba o pozisyon. O yüzden dengesiz gitti top. Tabii tabii. Sonradan Oyuncu başlarsa... vuruyor rahat. İyi vurabilse pozisyon kafayla değil de şu eline çarptı. İyi ne? vurabilse pozisyon. Ama dediğiniz gibi aynen öyle. Savunma ve adam eşleşmesi. Ya Ramanoviç bomboş penaltıksı üzerinde. Soner bomboş. Cezayı içinde. Aynısını Fenerbahçe'ye attı. Fenerbahçe maçında da analiz ettik o pozisyonu. Dedik ki Soner niye burada bu kadar boş? Fenerbahçe de yedi o golü. Dilerseniz Galatasaray'ın attığı kornerlere bakalım. Vakit varsa yani siz bilirsiniz. Vaktimiz var. Hızlı hızlı bakabiliriz. Arkadaşlar 58. dakika lütfen. Galatasaray attığı kornerlerde ne yapıyor? Bir duralım. Konya Spor 5 artı 2 alan savunması yapıyor. Ama 4 oyuncu Konya'da en az rakibe bakıyor. Bu önemli. Şu an görüyorsunuz değil mi? Rakip kontrol ediyor. Tabii ön direkte, arka Galatasaray direkte. Galatasaray 5 kişiyle gelmiş. Abdülkerim. Attıralım. Karşıladılar merkezi. Devam edelim. Bu paterne uymayan bir korner aslında. Şimdi bir patern var. Göreceksiniz. Bakın ön direk. Hemen iki dakika sonra. Vurdular. Ön direk denediler sürekli. Nelson yani vurdu. Devam edelim. Yine ön direk deneyecekler. Yine bir şey olmadı. Devam edelim. Yine ön direk deneyecekler. Bu üst üste. Hiç kimse yok. 60'ta üst üste iki tane oldu. Bir tane daha var. Bir tane daha. Yine ön direk deneyecekler. Bak gör. Var değil mi bir tane daha? 70. dakika. bu sonuncu muydu? O zaman 60'ta iki tane Atladık konu. Ha tamam iki tane gelmiş. Bir tane daha vardı yine öndirek yaptılar. 5 ön 4'ü öndirek ön yaptılar. Yani çalıştıkları şey bu galiba. Çok gerçekten inovasyon ya. Çok... Hiç, hiç düşünememiştik daha önce öndirek korner kullanmayı. Fark yarattığını da işte Çok demin fark ya. Daha önce hiç öndirek korner olmuş muydu ya? Beşiktaş sezon başından beri Müthiş. yapıyor bunu arkaya Gerçekten dünyanın en iyisi olduğunu kanıtlıyor. Hiçbir çalışılmış bir şey, hiçbir şey yok yani ben inanamıyorum. Kerem'in pozisyonları var. Kerem Aktürkoğlu'nun. Fatih Hoca zamanında Kerem Aktürkoğlu üzerinden oynanan bir oyun şimdi tabii Domenico Torrent'le o iş değişti. E, bir sistemin bir parçası olmasını istiyor. Şimdi Ve bu da Kerem buyurun. burada çalım deniyor. O o konuya değineceğim. Çok özür dilerim. Sözünüzü böldüm. Kerem'in çalımını bir izleyin nasıl bir çalım. Ne yaptığına, çalışına bakın. Çok Sağa sure. çekiyor, sola dönüyor, avut. Bir tane daha var. Bir tane daha isteyelim. İstedim onu da görelim. Kerem Sağa çekiyor. Sola döndü. Gitti top. Tek çalım deniyor bu çocuk sürekli. Başka da var. Ben uzatmamak için iki tane eserim. Bak izleyin. iki, iki çalım denemesi birbirinin aynısı. Aynısı ve burada imkansız bu çalımı atman. İmkansız. Sağa çekiyor sonra sola çekiyor. Ya ben merak ediyorum. Gerçekten bir hafta boyunca antrenmanlarda ne yapıyor bu insanlar? Şunu belki söyleyebiliriz. Bununla alakalı. Kerem'in bu bireysel denemeleri... Domenek Tore'nin disiplininden ya da istediği şeylerden çıktığı anlar. Üretim olmayınca Fatih Hoca şeyine dönüyor ve bir şekilde sorumluluk alıp her zaman yaptığı sıfırayı ortaya çevir ya da şutu tamam. e, zorlamaya çalışıyor. Ama aynı çalımı deniyor sürekli. Sürekli aynı çalımı deniyor ve rakipleri artık çözdü. İlkinde avuta gitmesi, ikincisinde böyle bu kadar kolay almalarının sebebi o. Kerim'in ne yapacağını biliyorlar. Kerim ben savunsam belki fizik sorgu yetersiz kalırım ama ne yapacağını bilirim yani. Doğru. Şu antrenmanlarda bakın grup çalışması belli bir seviyeye kadar getirir oyuncuyu. Beraber koşarsın, beraber fizik kalitini yüksek antrenmanları yaparsın, taktik antrenman yaparsın. Grup çalışması bir yere kadar getirir oyuncu. Ondan sonra bireysel çalışma yapman lazım. Her oyuncunun eksik olan özelliğini veya ihtiyacı olan özelliğini artırman lazım. Kerem'in mesela çalım repertuarını geliştirmesi lazım. Benzer çalımı atıyorsun. Yavaş yavaş çözülüyorsun. Çünkü daha fazla maç oynamaya başladın. İnsanlar Kerem'i izliyor. Bak ben izliyorum. Herhangi birisi. Ve ben sadece maç izliyorum. antrenman da izlemiyorum. Sadece maç izleyerek Kerem'in hangi çalım atacağını tahmin ederek not alıyorum. Aa, Kerem, gibi Kerem çalımı atacak yani. diyorum. Not alıyorum. E siz de antrenman izliyor olmanız lazım yani. Kerem'in gelişmesi lazım. Şimdi bu maçtan bir tane tartışmalı pozisyon aldık değerli izleyenler. Sevgili Reji 15 numaralı pozisyon. Yani... Dakika kaçtayız bakayım hemen şuradan. 63 dakika 63. Burada arkada ekte Adil ile Ryan Babel'in bir mücadelesi var. Ha şimdi daha net göreceğiz. Ben bu pozisyona gerçekten çok şaşırdım. Şaşırdım yani. Çünkü Babel direkt rakibe bakıyor. Topa kim vuruyor? Ba, e, adil topa dokunuyor. Orası önce. önemli. Adil dokunuyor değil mi? Benim gördüğüm kadarıyla şimdi yakın plandan daha net göreceğiz. Bakalım. E, Adil'in kafasına ha değen top Babel'in de omzuna babel çarp. omzuna çarpıyor. Burada anlaşılıyor. Görelim. Tamam, vurduralım Adil çok karmaşık ya. Çok karmaşık evet. Şu arada kalıyor tam top. Adil'in kafasıyla Babel'in omzunun arasında kalıyor. İkisi aynı anda vuruyor sanki, değil mi? Sanki Uğur Bey önce Adil evet. kafasına çarptı Adil kafa, Babel omuz. Babel omuz. Ama bir açı var. Babel'in rakibe baktığı. Az önce o açıyı verdik zaten. Babel'in rakibe bakarak geldi. Şu, evet. Şu açı. Şu açı bayağı rahatsız edici. Bak, Babel bak rakibe bakarak ve topa değil de rakibe çıkararak değil mi? Evet çık Adil tamamen topa bakıyor. Baba rakibe bakarak ve dirseğini çıkararak geliyor. Ben penaltı olarak değerlendirdim. Video hakeminde müdahale edebileceği bir pozisyon bence. Bu ama hani şeye girmeyecek miyiz o zaman? Sana göre bana göre olduğu için çağıramaz noktasına gelmeyecek Sana mi? göre bana göre mi pozisyon pek? Yani ben birçok yorum okudum. Bazı insan da bunun devam kararının doğru olduğunu düşünüyor. Şöyle e, Babel'in de topla oynamayı başardığı için eğer ki Babel dokunmamış olsaydı o zaman net penaltı kararı daha kolay çıkabilirdi. Yorumu da var. Ama bana soracak, benim şahsi kanaatimi e, soracak olsanız bence de rakibe de, şey topa değil rakibe bakıyor. Topla evet. alakası yok gibi düşündüm ben. Ve topla da ilk Babel oynayamıyor. İlk Adil oynuyor gibi. O yüzden sordum özellikle topla kim oynuyor diye. Benim şahsi kanaatim ben de sizin gibi penaltı olsa daha doğru olurdu diye düşünüyorum. Peki o zaman şöyle tebrik edelim tekrar. Süzmesi de zor dediğiniz gibi evet, çok yakın. Hakem verse iyi olurdu diyelim o zaman. Hakem verse iyi. Öyle tebrik edelim. İyi. Peki. Pekala. Bu maçla alakalı var mı eklemek istediğiniz bir şey? Teşekkür ederim. Galatasaray U19 takımı liderdi haftaya gelirken. Baktım bilmiyorum hala lider mi? Ben Havaç'a kazanınca sıralama değişti mi? Yani Galatasaray'ın oralara bakması lazım Torrent'in. Var mı orada iyi oyuncu? Kullanabileceği oyuncu. Torrent hocamız maç sonunda bu takım ben kurmadım ee, ve bazı maçları e, kaybedeceğiz şeklinde sözleri vardı. Sanki e, çok söylediğiniz gibi oralara bakma şeyinde değil gibi geliyor bana ama durum bakalım bekleyip göreceğiz. Şimdi bu akşam itibariyle Kayseri Spor, Yukatel Kayseri Spor, Aytemiz Alanya Spor, Beşiktaş, Medipol, Başakşehir ve Gaziantep, Atakaşa Tespor maçlarıyla 28. haftayı tamamlayacağız dedik. Milliyet gazetesi geliyor ekranlarınıza. İkincilik için kazanmalıyız. Beşiktaş'ın hocası Önder Karaveli bugün Başakşehir'le oynayacakları kritik maç öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu. Ligi ikinci sırada bitirme hedefi yolunda çok önemli bir müsabakaya çıkacağız. Kazanıp kupa maçında üzdüğümüz camiamızı yeniden mutlu edelim diye konuştu. Vida ve Josef yine, yine yok bu karşılaşmada. Takımdan ayrı çalıştı. Vida maç kadrosuna alınmayan Hırvat stoperin yokluğunda Başakşehir'e karşı yine Montero görev yapacak. Beklenmedik şekilde adalesindeki ağrıları artan Joseph'in tedavisine de devam edildi. Bu çerçevede Milliyet Gazetesi nasıl bir 11 tahmin etmiş Beşiktaş için? Kalede Ersin, Rozier, Wellington, Montero ve Umut, Necip, Atiba, Gezzal, Teşyara, Larin veya parantez içerisinde Kenan denmiş Larin ve en ileri uçta da Batşuayi. diyor gazete. Ne kadar vaktimiz kaldı? İki dakika. Uğur Bey burun. Ligin en fazla topa sahip olan iki takımı. %57.1 ile Beşiktaş lider, 56.7 ile Başakşehir ikinci. İkisi de topu istiyor. İkisi de domine etmek istiyor. Ana planları bu. Muhtemelen de bu maçta birisinin istediği olacak. Birisi domine edecek, birisi daha pragmatik oynamak zorunda kalacak. Başakşehir'in Trabzon maçında pragmatik bir oyun denediğini ve başarılı olamadığını konuşmuştuk. Yani Başakşehir'in kodları buna çok uygun değil. Bu müsabakaya değer Başakşehir'in tercihi olursa, Emre Belözoğlu'nun tercihi olursa, yani topu Beşiktaş'a bırakıp pragmatik bir oyun denerse, e, Trabzon maçında olduğu gibi, işleri işsiz gibi gitmeyebilir gibi geliyor bana. O yüzden bu maçta topa sahip olanın avantajlı olacağını düşünüyorum. Enteresan bir maç. 15 dakika izledikten sonra daha güçlü kanaat sahibi olunabilir. Hocaların stratejilerini gördükten sonra. Montero ve stoper ikisi Montero ve Wellington yine. Evet. Vida yok. Yok. Savunmanın lideri. Serdar yok. Muadili yok. Bizim hani Vida'nın benzeri yok takımda. Bizim 11'imizde Serdar tahmin edildi. Edilmiş. Milliyette Serdar yok. Serdar Wellington. Birinin sol stoper oynaması gerekecek ki ikisi de normalde sağ stoper oynuyorlardı. Daha çok Vida ve Montero sol stoper oynuyorlardı. Birinin sol oynaması gerekecek. Bilemiyorum hocanın tercihi böyle mi olur? Ama Beşiktaş geçtiğimiz hafta bir sol savunma arızası vermişti. Orada biraz zorlanmıştı kombine olarak. Bir zorluk yaşamışlardı Sivas'a karşı değil mi? Doğru. Kazandı Beşiktaş ama oradan da çok pozisyon verdi. Bu kez Rıdvan da bekleniyor. Umut değil Rıdvan da bekleniyor. Değil mi? Kenan Doğru. Dillerin de bekleniyor. Yani sol tarafa komple bir pansuman gibi. Eğer bu 11 çıkarsa sol stoper değişmiş, sol bek değişmiş, sol açık değişmiş. Derin de o kadar çok dalgalandı ki Kenan'la arada fark yaratır mı diye de bir düşünmüyor değil insan. Kenan da çıtayı çok yükseğe koymadığı için. <laughs> <laughs> Böyle indirebiliriz. Çok zor olmayabilir. Peki. Ee, Uğur Bey süremizin sonuna geldik. Çok teşekkürler. Ağzınıza evet, teşekkürler. sağlık. Bugünlük bizden bu kadar efendim. Haftanın ilk manşetini noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte. Tekrar birlikte olana dek. Hoşça kalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın.